Merhaba sevgili dostlar. Bir e, Ertan ile kayıt dışında TV100 ekranlarında yine birlikteyiz. Efendim milletimizin ve tüm İslam aleminin kurban bayramını kutluyoruz. Mübarek olsun efendim. E, evet bu hafta dinlerde batıl inançları masaya yatıracağız sevgili dostlar. Etiketimiz kayıt dışı soruları bekliyorum sizden. Etiketimiz inanıyorum çünkü. Şimdi kayıt dışı soruları bekliyorum dedim biliyorsunuz geçen hafta da güzel sorular geldi bu hafta da okumaya devam edeceğim hatta programa girmeden önce Caner Taslaman'la ilgili şimdi konuğumuzu da söylemiş olduk ama Caner Taslaman'la ilgili tüm kritikleri okudum bunları da yorumlayacağım. Hadi. Evet bu haftaki konuğumuz Profesör Doktor Caner Taslaman. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk hocam nasılsın? İyiyim vallahi nasılsınız? Hayırlı Allah bayramlar şükür, olsun mübarek olsun bayramınız. E ben de kutlayayım bütün seyircilerimizin sizin Ramazan bayramı mübarek olsun. İnşallah. İnşallah İslam, hayırlara vesile olsun. Hayırlara vesile olsun. Mi? İslam aleminin birlikleri göreceği, sulhü göreceği, ekonomik refahı göreceği nice bayramlara erişiriz, eksiklerimizi gideririz diye öyle bir hayır temennilerine bulunalım. Kurban bayramımız. Evet. Evet. Şimdi Ay Kurban bayramımız. Evet. Hocam bayram şöyle, bayramımız? bu hafta neler konuşacağız? Bu hafta Kurban kesmenin ...anlamını konuşacağız. Niçin kurban keseriz hı hı. biz? Ve hangi dinlerde kurban adeti vardır? Yani bu paganist dinler de dahil... ...paganist dinlerden günümüze kadar... ...biraz bu kurban ritüellerini... E, ...ritüel dediğimiz zaman biliyorsunuz... ...pagan inancında veyahut da ateistler... ...ritüel der daha çok... ...biz ibadetleri de konuşacağız... Nazar boncuğu konuşacağız. Mesela ne getirdik bugün? Herkesin üstünde görmeye başladım. Biraz rahatsız oluyorum. Fatima'nın elini konuşacağız sevgili dostlar. Niçin Fatima'nın eli insanlar taşımaya başladı? ...bilhassa kadınların üstünde çok görmeye başladım. Bu bir pagan inancı mıdır? Gerçekten Müslümanlığa ait bir inanç mıdır? Bunları konuşacağız. İki bayram arasında evlenilir mi hocam? Bunu evlenir. konuşalım. <laughs> Peygamberimiz bile evlendik evet. yani Kurşun dökmeyi konuşalım. Yani ne için kurşun dökülür? Ardından kırkın çıkması diye bir konu var biliyorsunuz. Hı hı. Ee, her türlü kırkın çıkması hem ölü için konuşuyoruz evet. hem de e, lohusa kadınlar için konuşuyoruz. Biraz Scientology konuşacağız. Ben e, biraz Kaliforniya'daki yaşadıklarımı size program ötesi evet. anlatmıştım. Scientology nedir, ne değildir? Bunlar ne anlatmak istiyor? E bunun arkasında gerçekten toplumun ve gençlerin kafasını karıştıran bir yapım vardır. Deizm'e nereden gidiyor bu kadar genç? Niye deizm diye bir konu konuşuluyor? Bunları konuşacağız, masaya yatıracağız. Önümüze ne gelirse sohbet sırasında söylediğim gibi işte yine söylüyorum, inanıyorum çünkü etiketimiz var. Sizler de buna sorular atacaksınız. Caner Taslaman'la ilgili ee, öğrenmek istediğiniz bilgilerini öğrenmek istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz sevgili dostlar. Burada şöyle bir şey var. Hocam baktım, ee, hani yayınlıyoruz ya işte Caner Taslamanla program yapacağız diye. Yani burada seni sevenler çok sevmeyenler de bir o kadar. Yani yüzde 40-60 gibi duruyor. 60 sevenler var, 40 sevmeyenler var. E, i̇yiymiş ya. Yani. Şimdi şöyle bir şey sevgili dostlar, bakın. Biz kayıt dışı programında olabildiğince göreceksiniz ki bundan ilk Cübbeli Hoca'yla biliyorsunuz Ahmet Hoca'yla birlikteydik. Ardından geçen hafta Masar Alanson ve İsmail Hakkı Aydın'la birlikteydik. Türkiye'nin ikonları diyorum hocam. Yani bu insanlar Türkiye'ye inanırsınız, seversiniz, sevmezsiniz. Bu fikirleri almalıyız ki kendimizi daha iyi sağlamasını yapalım. Fikir dediğimiz bunun üzerinden çıkar. Başka bir şeyden çıkmaz. Şimdi dolayısıyla şöyle bir şey, yola gitmemiz lazım. Hocam size söylüyorum yine inanıyorum ki çünkü ee, sorularınızı bekliyoruz. Neler gelecek neler gelmeyecek bakacağız. Hocam şimdi baktığımız zaman bu kurbandayız. Evet. Şimdi hocam seven sevmeyen meselesindeki ilgili belki bir şey yani soruyordun eminim. Lütfen. Belki ona ilgili bir şey diyebilirim. ya yani şimdi şöyle Türk televizyon tarihine baktığında hocam yani benim kadar teke tek bir ateistlerle tartışan kimse olmadı. Hatta şöyle diyebilirim, ateistlerle yapılmış tartışmaları Türk televizyon tarihinde toplasak, benim yaptığım te televizyondaki tartışmalardan azdır. Yani yarısından fazlası benle olmuş. Evet. E burada tabii kendini ateist olarak niteleyen bir ekibin bana karşı bir yaklaşımı var. Bunun dışında ben İslam'ın içinde Kur'an'ı daha çok ön plana çıkartan, Kur'an dışındaki geri kalan kaynaklara daha şüpheyle bakan, eleştirel yaklaşan ve İslam'ın da öyle olması gerektiğini savunan bir pozisyonum var. E bu pozisyona karşı böyle daha cemaatleri ön plana çıkartan, yani hadislere de Kur'an gibi dinde otorite veren veya fıkıha Kur'an gibi otorite veren şahıslar da benim fikrimi geçersiz buluyorlar e ve beni eleştiriyorlar. Onlarla da televizyonda bu sefer en çok tartışma yapan kişiyim. Yani baktığınız zaman tek tek geleneksel İslam'ı, geleneksel İslam'ı demeyeyim de Kur'an dışındaki diğer kaynakları da ...ciddi bir otorite veren kimselerinle e, televizyonda çok tartışmam oldu. Şimdi hem ateist ekip hem bu ekip... ...ikisi birden, bunları da radikal unsurları... ...beni nerede görseler... ...aman bu adamı niye çıkardın... İşte bu adam niye programa çıkıyor, nedir diye... E, ...saldırıyorlar. Ben de Ama hocam şimdi buna karşı bakıyorum... E, ...aynı zamanda... ...izlenme oranlarında çok yüksek. E, vallahi... Yani bu iyi bir şey, şu anlamda iyi bir şey. Yani bizim aslında... ...ihtiyacımız olan monotonluğun dışında yani buna megatonluk diyelim artık monotonluğu bırakım öyle seslere ve öyle düşüncelere ihtiyacımız var. Çünkü bir ülkenin bir fikrin büyümesi için çok seslilikten çok farklı düşünen insanları bir potada görmekten başka çaremiz yok. Yoksa bu işin sonu olmaz. Felsefe dediğimiz konu bu değil mi hocam? Tabii. Siz Vallahi felsefe hocam, eğitimi aldınız. Ben yani tartışmalardan çekinmedim. Tartışmaya çıktım. Yani birçok ilahiyatçıyı veya felsefeciyi, bilim adamını tartışmaya çağırdığında bana karşı veya başkalarına karşı çıkmadılar. Ben tartışmalara çıkmaktan çekinmediğim için bu kadar çok tartışmada oldum. İşin doğrusu ben olduğum için, ben kavgacı olduğum için tartışmalar çıkmadı. Beni tartışmaya çağırdıkları için ben tartışmaların içinde yer aldım. Yani hani benim olduğum ortam hep tartışmaların çıktı ortam değildi. Başlangıçtan bir tartışma olsun. Bir ateiste tartış dediler. Diyelim bir Ayşe Hür Hanım'la e, mesela bir evelden çağırdılar. Veyahut da ne bileyim işte Ebu Bekir'lerden tartış, Ebu Bekir Sofoğlu veya Ebu Bekir Sifil'le diyelim geleneksel İslam üzerine tartıştım. Ne oldu? Onlar zaten böyle bir tartışma olsun istenip de düzenlenmiş tartışmalardı. Sonuçta dediğim gibi yani benim öyle kavgacı bir kimliğim yok. Yani ben evet. aslında uzlaşabildiğim noktada uzlaşmaya da çalışan bir insanım. Ee, Hocam kırmadınız biz geleneksel de... İslamcılarla tartışırken hiçbir zaman karşısındakini tekfir etmeyen, yani kafir diye nitelendirmeyen, Müslümanların birliğini de savunan, ona rağmen kendi argümanlarımı da çok açık net bir şekilde dile getiren biriyim. Ateistlerle tartışırken de birçok kimsenin işte ateistlerin katli vacip falan filan görmesine de karşıt İslami bir toplumda bir ateistin fikrini en hür şekilde ifade edebilme özgürlüğünün olmasını savunarak da ateistlerle tartıştım. Yani işin doğrusu benim yaklaşımım birçok kimseden gerek ateistler olsun gerek geleneksel İslam'a olsun kendi zıt görüşlerinden daha yumuşak daha toleranslı bir yaklaşım. Ama en tartışmacı Adeta bazılarının gözünde gözüktüğüm için tahminim diğerlerinin radikalleri de bana gördüler mi saldırmaktan evet, da vazgeçtiler. Yani şimdi bizim şöyle yapmamız lazım. Kayıt dışında olabildiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra izleyicilerimizin hepsi bunu görecekler. Yani olabildiğince farklı düşünceden insanları alacağız. Tabii. Biz çünkü kendi düşüncemizin de sağlamasını yapmamız lazım. Ne kadar farklılık olursa o kadar düşüncemizde de, inandığımızda da veyahut da iman ettiğimizde ne kadar doğru olduğunu buluruz. Şimdi hocam hemen programa girelim. Girelim. Şimdi kurban işte ritüelleri var, ibadeti var. Şimdi paganizm dediğimiz zaman bir ritüel yani kurban kesmek diye bir e, yaklaşım var. Şimdi biraz bize niçin kurban keseriz? Bunu anlatır mısınız? Hani şimdi hem felsefi yönden tabii, hem dini yönden bakalım. Şimdi tabi paganizmde İslam dışında Hristiyanlık, Yahudilik tabi Allah'ın gönderdiği dinler. Onlarda kurban var. Onların dışında çok tanrılı dinlerde de kurbana rastlıyoruz. Pagan dinler dediğin dinlerde hocam. Ama bunların arasında çok önemli bir fark var. Evvela bunun altını çizmek lazım. Belki birçok şey bu çok açıklayıcı olacaktır. Bu oradaki farkı da çizen bence Kur'an'daki ayet. Hac suresi 22. suredir. 137. 37. ayeti. Ayet diyor ki onların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır. Evet. Allah'a ancak sizin sakınmanız dindeki titizliğiniz ulaşır. Yani sen burada bir hayvan kesiyorsun, bunun etini kanını Allah'a yolladığım gibi zihninde batıl bir inanç varsa bundan vazgeç, bunu düzelt diyor. Ki pagan inançlara baktığımızda inanç tam budur. Tabii. Bir yerde şöyle düşünülür, tanrıların ihtiyaçları var. Tanrıların ihtiyaç. Tanrının niye ihtiyacı oluyor hocam? E yani, oradakine... yani insanoğlu ne hissediyor? Yani burada korkular mı var içinde yaşadığı? Veyahut da Tanrı'dan istekler mi var? Ya insan... Paganizmde. E, bir kısmı kendini tabii ki acizliğine karşıt bir... E, şöyle diyebilirim ben tabii ki onu çok daha uzun bir konu detaylı girmeyeyim ama istiyorsanız girerim de. E, bir kere bana göre fıtri yaratılıştan bir dine karşı ihtiyacı var insanın. İnsanın aciz yaratılmış olması buraya yöneltiyor. İnsanın anlam arayışında olması buraya yaratıyor. İçindeki ahlaki duygu insanı buraya götürüyor. Zihnimizin çok uzun bir geçmiş ve çok uzun bir gelecekle irtibat kuracak şekilde olması ...ahiret inancını insanı istediyor. Bu da ancak dinle geliyor. Yani daha da sayabilirim. Kısacası yaratılıştan insan dini muhtaç bir şekilde yaratılmış. Zaten evet. Kur'an'da da İslam'ın fıtrat dini olduğu geçer. Fakat tabii ki şu var, insan suyu arayacak şekilde yaratılmıştır. İnsanın yaratılışında suya bir ihtiyaç vardır ama bazı sizin bulduğunuz sular zehirli olabilir. Yani e, içinizdeki suya karşı arzu dünyada suyun olduğunun bir garantisidir ama her suyu içmenizi de bu gerektirmez. Yani evet. içtiğiniz suya da dikkat etmeniz gerekir. Aynı şey din içinde gerekli. Yani dine e, fıtraten muhtaç yaratılmış olmamız... Bana göre Allah'ın din göndereceğinin işaretlerinden, delillerinden bir tanesidir. Ama bu her orijinde din diye çıkana da sarılmamak gerekir. Acizliğini arayan insanların bir kısmı pagan dinlerde evreni aşkın, her şeye hakim, İslam'daki gibi bir tanrı inancı yerine kendilerinin birazcık üstünde, yani kendilerinden biraz daha çok olayları çözmeye, çözme gücü olan fakat belli de eksiklikleri olan tanrılara inanmışlar ve bunları biz ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde onlar bir işte bizim için bir işler hallediyor. Biz de onların haydi bir ihtiyacını halledelim. Hadi dünyadaki en önemli şeylerden birisi nedir? Can. Can en önemli şeylerden biri biz onlara şu canları kurban edip yollarsak işte onlar da bizim işimizi görürler. Yani evet. Tanrı'yı böyle bir muhtaç, eksik bir varlık olarak nitelendirmişler. Kurban da burada aslında onların tanrılara yaptıkları bir kıyak veya tanrılar için yaptıkları bir fedakarlık var. Ama burada yine dikkat edin tanrıların bir ihtiyaç içinde olduğu tarzında zihinde bir imgelem var. Böyle bir imgelemden... Bu ne, nereden çıkıyor hocam? Şimdi kurbana baktığımız zaman... Hatta bunu, şunu da söyleyeyim siz sorunuzu evet. Hatta işte dedik ya can en değerli şey yani ondan da daha değerli şey insan canıdır diye insan kurban etmede Evet. vardı. Evet. Şimdi evet. tabii şöyle bakabilir miyiz? Şimdi kurbanın etimolojik anlamında yani şu anda baktığımızda adak hediye, Hı -hı. adanmışlık, Kur yakın geçiyor. olma. Evet Kur'an'dan bahsetmek istiyorum. Hediye verme gibi karşılıkları var. Şimdi biraz semavi dinlerden baktığımız zaman İbranice'ye baktığımız zaman da aslında karşılığı koban olan veya goban olan bir kelimeyle karşılaşıyoruz. Yani bunun karşılığı da aynı İslam'daki karşılığa yakın. Evet. Yani yine adak hediye işte e, kendini iyi hissetme var kendi içinde ve de e, daha çok şeyle ilgili yakınlık gösterme daha çok yakın kavramında yani aslında kurban e, Tanrı ile insan arasındaki yakınlığın hakti de aynı zamanda öyle de görünüyor. Şimdi e, tabi Hristiyanlığa baktığımız zaman ben biraz e, siz İslamdan giderken ben de biraz diğer dinlerden semavi Sen, tabii. dinlerden bahsedeyim. Ee, Hristiyanlığa baktığımız zaman İsa'nın çarmağa gerilmesiyle birlikte e, Hristiyanlıkta kurban bitmiş durumda. Niçin? Çünkü Hristiyanlıkta biliyorsunuz e, işte şarap ve e, ekmeğin yedirilmesi, ekmek biliyorsunuz e, İsa'nın eti, e, ve eti ve kanıdır. Aslında der ki e, İsa'nın kendisi. İsa diyorum, Hazreti İsa demiyorum çünkü Hristiyanlığa göre bizle büyük bir e, farklılık var çünkü biz sevgili dostlar Hazreti İsa dediğimiz zaman bir insandan bahsediyoruz yani bir nebiden bahsediyoruz. Onlar için Hazreti İsa yok Tanrı İsa var onun için İsa diye devam etmemde e, bir sakınca yok zannediyorum. Şimdi şöyle bakmamız lazım kurban Hristiyanlıkta yok çünkü tüm insanlık için İsa kendini kurban etmiştir çarmıha gerilerek. Ee, tabii ki Hristiyanlıktaki kurbanın anlamı yani bir programa konu olacak kadar şey yani Hristiyanlığın kurtuluş teolojisi dediğimiz bir şey Hz. İsa'nın çarmıhta kendini ama. vermesi oluyor. Yani bu işin doğrusu onun anlamı bizim bildiğimiz kurbanı da aşan bir anlam. Orada bir kurban kelimesinin kullanılması bizi yanıtmamalı Orada apayrı yepyeni bir teoloji karşımıza giriyor. Yani evet. ilk İstiyorsanız gireriz o tabii. Girin ki, girin hocam. Tabii Sohbet şey ediyoruz. Yani şöyle Hristiyanlıktaki eh, teolojide e, insanlar ki Hristiyan mezheplerin çoğundadır ama hepsinde ortak değildir. Biraz istisnalar olmuştu ama büyük bir çoğunluğu insanın günahlı doğduğunu zaten düşünür. İlk günahla insanda bir düşüş vardır. Adem'in işlediği günah miras günahtır. O ilk günah. Diğer insanlara geçmiştir. Bir yerde insan günahlıdır doğası gereği. Hz. İsa'nın çarmıhta gerilmesi işte orada e, bir kefaret olması şeklinde. Hatta i̇nsanların bütün günahları kendi bedeninde ben bu tabii. günahları ödeyeceğim, kurban ben olacağım sizin adınıza der. Ve sonra insanoğlu tekrar çarmıhtan sonra da günah işlemeye devam eder. İnanışa göre tekrar dünyaya geldiğinde insanların tüm işte bu kefaretini yani tüm günahlarının affı olacağını söyler. Tabii burada Kim bu? Bu inanış. Hristiyanlık inanışı. Yani bu evet. İsa yani tabi bu inancı başka açılardan yine kritik edebilirdik belki İsa bir peygamber olarak gözükseydi veya sıradan üstün bir insan olarak gözükseydi belki bu inançla ilgili yine söyleyeceklerimiz olurdu ama bu inancın önemini büyüten şey teolojide İsa demin söylediğiniz gibi insanlardan bir insan peygamberler halkasında bir peygamber değil. Bizati ezeli tanrı. O zaman bu doktrin yani ezeli tanrı bizatihi kendisi kurban olması gibi bir şeye dönüşüyor. Evet. Yani birçok kimse bizim tabii Türkiye'de de bunu anlayamıyor. Yani İsa'nın Hristiyanlık'taki konumu. Birazcık olayı şöyle düşünüyorlar. Yani bir ezeli Allah var. Ezeli Allah bir tane işte çok sevdiği insanların içinden bir kulu İsa'yı işte onu oğul edindi adeta yani ona bir tanrılık rütbesi verdi tarzı bir şey anlıyorlar. Yani sanki sonradan verilmiş, Allah tarafından ona bahşedilmiş bir şey gibi. Zihinlerinde birçok kimse tam Hristiyan doktrinini bilmeyenlerin böyle kurduğunu gördüm konuşmalarımda. Şurada dikkat çekmemiz gereken şey şu var. Hristiyan büyük mezhepler, bu büyük mezhepler lafını söylüyorum çünkü Hristiyanlığın ilk yüzyıllarında zaten bu çok tartışma konusu olmuş. Yani İslam'a yakın Hristiyan inançlarından şu andakinden farklı e, İsa inançlarına kadar birçok inanç var ilk dönemlerde. Fakat şu andaki inanç ön plana çıkmış. Ee, yani ezeli Tanrı İsa'nın olduğu inanç ön plana çıkmış. Bu da tabii ki ön plana çıkmış olsa da o konsüllerden sonra bu inanç, öbür inançlar da yine kısmen devam etmiş. Ondan sonra reform hareketlerinden sonra da işte bu 15. yüzyıl civarından sonra yine diğerleri böyle Unitarian kiliseler yani bu, bu doktrini reddeden kiliseler çıkmış. Ama ağırlık olarak yani Katoliklik, Ortodoksluk, Protestanlığın mezheplerin çoğu diyebileceğimiz mezhepler İsa'yı sonradan edinilmiş bir oğul böyle insanüstü bir tanrımsı bir varlık gibi değil, direkt zati ezeli tanrı olarak evet. görürler. Yani ezeli Tan aslında Yeşu Barnagara, yani marangozun oğludur kendisi bizim inancımıza göre. E ee, Tabii Hristiyanlar şöyle düşünürler. Ezeli Tanrı'dır İsa ama aynı zamanda %100 insandır. Yani evet. bir, bir bir kimse nasıl %100 insan ve %100 Tanrı aynı anda oluyor derseniz o da çok büyük bir sırdır derler. Yani bunun cevabı olmadığını bilirler çoğu bir mantık. Hocam çalışırsa. yine Kura e, kurbana geçelim. Şimdi Evet bu yani demek istediğim evet. şey bu ama yani Hristiyan İsa'nın kurbanını geçelim. Şimdi bu şekilde yani bizatihi ezelden biri Tanrı olan o ezelden biri Tanrı tek bir Tanrıdır onlara göre ama üç kişiliği vardı. Bu üç kişiden biri İsa'dır. Yani Çarmıh'taki şey bahsediyorum. Tabii evet. evet. Baba Oğul kutsaru çarmıkta kurban olan ezeli Tanrıdır. Evet. Yani bu bir insanın kendini feda etmesi gibi bir olay değildir. Ezeli Tanrının insan için kurban olmasıdır. O yüzden yani kurban doktrini İsa'nın kurbanlığıyla birleştirdiğimizde zaman burada ayrı bir doktrinin konuşulması gerekir. Biz onu bir kenara bırakalım. Şunu söylemek Bunu, istedik. Ne dedik? Hristiyanlıkta kurban ...Hazreti İsa'nın çarmıha, çarmıha gerilmesinden sonra kurbanlık yok, kurban konusu kapanmıştır. Tabii. Bu tarafa döndüğümüzde... Ama onlar da eski ayeti kabul ettiklerini tabii. unutmayalım. Tabii. Şimdi oraya dönelim eski hocam. Eski ayeti kabul eski ettiğimizde yine şu anda zaman, kurban var. Evet, kurban var. Eski şimdi, ayette ne der hocam? Yani, şimdi eski ayette tabii ki kurban var ve İslam'dan... Yani da, isterseniz e, Hazreti bütün, İbrahim'den başlayalım. Yani oradaki sizin yani özellikle izleyicilerimize söylemek tabii. istediğiniz... Yani daha önce anlatılmamış bir konu varsa onu da dinlemek isterim ben. Tabii size. tabii şimdi zaten yani Adem'in oğullarından itibaren geçiyor. Kur'an'da da geçiyor. İşte birinin kurbanı kabul ediliyor, birinin evet. kabul edilmiyor. Bu Adem'in oğlu ifadesinin direkt oğlu mu, soyundan gelen mi bazen tartışma konusu olmuş ama birçok kimse direkt oğlu diye kabul ediyor. Yani gördüğümüz kadarıyla bu aslında birçok kimsenin kanaati Hazreti Adem'den biri gelen bir ibadet kurban. Bir bu İslam açısından ben şunu... Bunu biraz açalım mı? Yani Hazreti Adem'den gelen bir ibadet şekli derken Habil Kabil'den mi bahsedeceğiz? E buradan? tabi tabi burada ha. işte iki yoldan birisi kabul edilmiyor evet. öbürü onu kıskançlığı var onu diyor ki işte yani onu öldürmeye kalkıyor öbürü de yani sen bana elini kaldırsan da ben seni öldürmem diyor yani evet. pasif bir yaklaşımda bulunuyor o onu öldürüyor. Biri çobandır biri çiftçidir. Evet. Evet. Şimdi burada tabii Kur'an'daki şiayeti de önemli burada. Bunun üzerine Allah der ya hani bir canı e, öldüren bütün insanlığı öldürmüş, öldürmüş gibidir olur. ifadesini. Bravo. Hani bunun evet, üzerine, evet. üzerine inşa işte, etmek o, lazım. o hükmün geldiğini evet. Allah söyler. Yani insanlığın başlangıcında bu birçok kimseye göre ilk öldürme fiilidir. Yani kasıtlı ilk öldürme fiili insanlığın başlangıcından sonra e, budur. Burada tabii kurbanın kabul edilip edilmemesi var. Burada tabii ilk baştan itibaren yani yapılan ibadetlerde sadece içeriği yerine getirmenin değil aslında samimiyetin de önemli olduğunu görüyoruz. Mesela siz işte bir yerde namaz kılarsınız ama namaz kılmanız gösteriş içinse bir yerden ihale almak, birlerine yaranmak içinse yani o sadece sizin yaptığınız bir jimnastiktir. Yani intikam Kur'an'da da ritüellerin doğru yapılmasından, e, ibadetin niyetler, doğru olmasından bahsediyorsunuz. Niyetle niyet de ibadetin bir e, şeyi değil mi? şekli, müdür, tabi. Belki de en önemli kısmıdır. Evet. Dersek de abartmış olmayız. Bu birçok İslam Alimin yani e, alimi de bunda bir itilaf etmezler. Yani onlar da buna katılacaktır. Yani niyet bunun en önemli kısmıdır e, diyeceklerdir ki bu işte bu ifadeler de onu gösteriyor. İki kişi de zahiren baktığınızda kurban kesiyor ama diğeri birinin gözünde hava atmak var. Veyahut da bir yere yaranmak var. İki kişi de namaz kılıyor ama birinin gözünde dediğin gibi bir belli bir toplumun zümreye yaranmak var. İşte Kur'an'da dediğin gibi namaz kılanlara yazıklar olsun diye bir ifade var. Niye hemen ayetin devamında söyleniyor? Onlar gösteriş yaptıkları ve yardımlaşmayı engelledikleri geçiyor. Yani namaz kılmayla bir etrafa bir sükse yapıyor. Diğer taraftan insanların yapacağı yardımlaşmayı, fakire yardım engelliyor ama namaz. Biraz kılıyor. önce çok garip bir şey oldu hocam. Hı. Ee, şeye programa girmeden önce haberleri izliyorum. TV 100 haberleri. Kurban yüzünden iki tane ya yani veyahut da işte kurbana girenler var ya evet. birbirleriyle kavga ediyorlar. Sen daha çok aldın, ben daha çok aldım gibi. Herhalde bu da günahlardan bir başkası olsa gerek. Hocam <laughs> yani ne Yani artık her işte dürüst, adil olmak lazım ki orada kim haklı, kim haksız bilemiyoruz. Ama ticarette ki e üç kağıtları bir de kurbana karıştırmak herhalde bir komedi olsa gerek. Hazreti İbrahim. Bu Hazreti İbrahim'in ile e, ilgili olay tabii enteresan bir olay. Şimdi Hazreti dedik Adem ne Bunu Adem evet. ilk insandan başlıyor vurgusunu özellikle yapıyorum. Niye yapıyorum? Çünkü paganlarda da bu çıkıyor. Paganlarla dediğim gibi ortadaki önemli bir fark var. Yani orada etlerin kanların Allah'a, tanrılarına ulaştığı, Tabii. ne tanrısıysa o tanrılar, o tanrılara ulaştığı, Tanrılar adeta bir ihtiyaç var, insanlar onlara kurban götürerek bir ihtiyacını giderdiği şeklinde bir e, izlenim Duruşu var. var. Evet. Oysa tek tanrılı dinlerdeki, kurbandaki izlenim nedir? Siz insanlar bir şeyi seviyorlar, neyi seviyorlar? Malı seviyor, mülkü seviyor. Mesela sürüsü var adam, koyunu seviyor, ineği seviyor. Siz Allah rızası için bir şeyden fedakarlık yapıyorsunuz. Yani kurban derken yalnızca bildiğimiz anlamda e, yani kanını akıttığımız e, hayvanlardan bahsetmiyoruz aslında. Ya, kurban... Aynı zamanda kurban biraz önce bahsettiğiniz önemli bir şey. Sizin için değerli olan bir şeyi de vermek aslında kurban anlamında kullanılıyor. Yani sizin çok değerli bir şeyiniz vardır. Onu ihtiyacı olan birisine verdiğiniz zaman da bu kurban olarak sayılmış. Şimdi şöyle kurban tabii ki yakınlaşmak demek yani Allah'a yakınlan yani buradan hayvanla ilgili o ibadetin ismi içinde kullanılmış. Yani açıkça tek tanrılı dinlerde ikisi de var. Bir genel olarak insanların sevdiği şeylerden ...vermesi var. Mesela bu tabii ki bizde hani sadaka, zekat kelimeleriyle de karşımıza çıkıyor. Bir kurban da var. Yani kurban bunun bir alt kümesi aslında insanın sevdiği şeylerden vermesi. Hani İslami tek tanrılı inançlar açısından Tanrı'ya giden, Tanrı'yı bizim desteklediğimiz bir kurban yok. Bizim kendi kendimizi desteklediğimiz, kendimizin Tanrı'ya yakınlığını fedakarlık yaparak... ...sağladığımız bir kurban var. Çok bu açıdan güzel. diğerinden... Kökten farklı bir şey var. Mesela Kur'an'daki ayetlerde özellikle verirken fakirlere verilmenin vurgulanması çok önemli bir vuruk. Kur'an'daki birçok ayette işte yani bu hem siz yiyin hem fakirlere yedirin şeklinde... ...hem kendini işte belli eden ihtiyaç sahibine, belli etmeyene verilmesi geçiyor. Bu da aslında çok basit yani en temel protein ihtiyaçlarından bir tanesi kurban. Aslında şu dönemde proteinden daha önemli olan... ...inancınızı daha çok destekleyecek bir kavram değil mi hocam kurban? E tabii Çünkü... şimdi şöyle var, onu yaparken evet. ama Allah öyle bir şey yapıyor ki fonksiyonel bir şey de yapıyor. Yani fon... yani sonuçta yani insan ee, kurban keserek, yani sahip olduğu maldan mülten vererek bir fedakarlıkta bulunuyor. Allah zaten sadaka verterek zekat verterek de aynı şeyi yaptırtıyor. Kurbanla da aynı şeyi yaptırtıyor. Ama bu olurken, işte fakirlere de verilmesi söyleniyor. Evet. Fonksiyonuna baktığımızda... Yani en iyi protein kaynaklarından biri, demir kaynaklarından biri baktığımızda kurban ve özellikle Kur'an'da dikkat edersek başka bir zamanla ilgili farzlaştırılmıyor kurban. Evet. Ama özellikle hac ibadetiyle ilgili farzlaştırılıyor. Yani dönem olarak söylenen farz. Kur'an'da genelde de bir kurban ifadesi var ama kurban bayramında kesin mi? Zaten kurban bayramında da kesmenin farz olduğu düşünülmez. Kesindir evet. ama farz Şimdi olduğu düşünülmez. Şimdi hocam geldik kayıt dışı soru sorayım size. Şimdi Hazreti İbrahim'e geldik. İbrahim'in Hazreti İbrahim'in ilk eşi Sara çocuk bekler. Hı hı. Fakat bir türlü çocukları olmaz. Ee, biliyorsunuz o da kendine Hacer'i bir şekilde e, alır. Ee, Hazreti İbrahim'in Hacerle evlenmesini o ister. Evet. Sonra ama her Sara'da, ne kadar sorun tabi, çıkar ama. Tabii Sara da bir şekilde bunu kabul eder çünkü beklenti bir çocuk beklentisidir. Hı hı. Fakat işte çocuk olur bildiğimiz İsmail yani Hacer'den olur. Hacer'den olan erkek çocuk İsmail ilk olandan bahsediyoruz. Şimdi soruyu başka bir şekilde soracağım. Fakat bu arada e, dualarını kabul eder Ya Rab ve de e, Saraya da bir çocuk verir. Orada da İshak var. Şimdi birinci çocuk ve ikinci çocuk kavramı çok önemli. Hı hı. Yani nerede önemli? Bizim bugün Kayıt dışı izleyicilerin mavi kan diye bahsettiğimiz, hani kendi kanlarının asil olduğunu iddia eden bir soy var hocam. Şimdi niçin bir anda birinci çocuk değil, Yahudilik ve Hristiyanlık tabii dolayısıyla, İshak'ı gösterirken kutsal kitap Kur'an, İsmail'i çıkartır? Buradaki kavram niçin ayrılır hocam? Şimdi evet. Şimdi kayıt dışı sorusu olsun da kendimize gelir gelelim. Evet, Şöyle diyelim Yahudilikteki inanç Hazreti İshak'ın Hazreti İbrahim'in e, kurban etmeyi düşündüğü çocuk olduğu yönü dedi. Bu konuyla ilgili başka bir şeyler söyleyelim Lütfen. sonra. E, Müslümanların çoğu sorun Hazreti İsmail olduğunu düşünürler. Bu eski ayette bunun İshak olduğu açıkça gözükür. Kur'an'da İsmail olduğu açıkça gözükmez. Onu da söyleyelim. Yani o yüzden Müslümanların bir kısmı da İshak olabilir diyenler vardır. Yani İslam'da aslında açıkça İsmail yoktur. Fakat tabii benim de buradaki kanaatim yani ilk çocuk İsmail olduğu için bunun İsmail olmasının ihtimali yüksek olduğu yönünde. Var. Yani burada iddialıdır kesin bir şekilde budur demiyorum. Evet. Doğrusunu Allah bilir. Bunu düşünenler tabii ki şöyle düşünüyorlar. Demin söylediğim mantıktan beri ilk büyük çocuk ...kurban etmesi beklenir. İsmail o yüzden olması beklenir e, mantığı. Öbürleri de diyorlar ki asıl karısı Sare'ydi. Öbürü bir yerde cariyesi gibiydi. ikinci derece bir hanımıydı. Yani asıl karısından olan çocuk daha böyle ön planda. Yani Yahudilerin düşüncesi de bu. O yüzden yani kurban edilmesi düşünen asıl daha ya yakın. Sare daha... Hazreti İbrahim'in kendi soyundan geliyor tabii. Bunu e, tabii da o da İsrailoğulları soyundan. Öbürü, öbürü Arap soyundan evet. e, herhalde e, Hacer. Ee, onunlarına beklediği daha asil soydan gördükleri İsrailoğullarından olan İshak'ın olması yani böyle bir burada farklı düşünce var. Kur'an'ın açısından baktığında bana göre yani ismin geçmemesinin bir sebebi şu olabilir. Önemli olan kıssanın kendisi. Yani orada hangi çocuğun olduğunun da bana göre de çok da büyük bir önemi yok benim gözümde. Yani Yahudiler bunu çok ısrar edebilirler İshak olduğunda ama yani bana göre içerikte önemli yok. Orada önemli olan Hazreti İbrahim'in fedakarlıklarını görmek. Yani Hazreti İbrahim dine başladığı zaman dini anlatımlara babası karşı çıkıyor. Babasına çok yumuşak konuşuyor. Kur'an'da da işte babacığım diye hitapları var, şey var görüyoruz. Fakat asla babasının onu dinden çevirmek, o putperestliğe devam ettirmek istemesine teslim olmuyor. Kavminin içinde büyüyor bir, bir toplumun içinde. O toplum onu çevirmeye çalışıyor. İşte topluma karşıt koyuyor, putları gerekirse yıkıyor. Yani babasını Göç babasını putları gözden çıkartıyor. Sonra bir gün geliyor. Burada tabii ki önemli olan şey şu. Aslında Kur'an'da da görüyoruz vahiy aldı diye bir ifade yok. Çok enteresan. Bir rüya görüyor Hazreti İbrahim. Ve rüyasında çocuğunu boğazlarken görüyor kendini. Şimdi o bölgede de bizim bildiğim ve burada arkeolojik bulgular var. Bunu da özellikle bulgu, yakın dönemde de bulunan arkeolojik bulgulardan... Gerçekten bu Kenan diyarı denen o diyarda çocukların kurban edildiğine ilgili bulgular var. Mesela böyle çocuklar küpte çıkmış çocuklar var. Onların yani üzerindeki araştırmalardan onların kurban edildiği görülüyor. Bu da enteresan bir şey. Yani o da Bocam, Hocam o biraz da e, molo kültürü denilen Mezopotamya'ya ait hı hı. bir davranış şekli. Çünkü bereketin gelmesi için ilk mahsulün burada hani e, izleyicilerimizi aydınlatalım. ...ilk mahsulün yani ilk baharda oluşan ilk mahsulle yine ilk baharda oluşan ilk çocuğun, erkek çocuğun özellikle kurban edilmesi gerekiyor. Bunun amacı şu, çünkü verimli bir toprak devam edebilmesi, işte yağmurların o aynı süreçte, aynı ritüelde devam edebilmesi için şey yapmamız lazım. Yani bu e, ritüele uylup, şimdi e, bize yönetmenimiz bulursa... Moloch kültüründe aslında ekranda verirse çok sevinirim. Molohun, e, Moloh hiç bir tabi e, tanrıdan bahsediyoruz. O tanrıya işte e, armağan edilen veya kurban edilen bebeklerin resmi vardır. E, Yahudilik olabildiğince meto, e, Mezopotamya kültüründen çok etkilenmiştir. Evet. Sümerler ve ardından da Babil Biz kültüründen tabii. çok etkilenmiştir sevgili dostlar. Tabii ki Yahudilik yani Sümer... Bebekler var. deyince onu söylemek... Ya tabii Hz. İbrahim'den evet. Nuh'tan gelen kökleriyle Sümerlerden çok daha köklü bir şey Yahudiliğin sahip olduğunu. Biz de genelde herkes onu Sümerler onları etkiledi diye düşünseler de, Sümerlerin aslında Hz. Nuh'tan, İbrahim'den, Yahudiliğe kadar giden kültürden etkilenmiş olması ihtimalini göz ardı ettiklerinde Sümerlerin. Söylemem lazım. Şimdi buradaki şunu diyeyim, yani benim gördüğüm Hz. İbrahim orada böyle bir rüya görünce, ya Allah benden acaba böyle bir şey istiyor mu diyor. Çünkü oğluna diyor ki ya böyle bir rüya görüyorum. Hani ne dersin? Şimdi eğer ki vahiy alsa bunu uygulamaya geçer. Allah çünkü bir şey emrediyor yapar. Yani Allah bana bir şey emretti. Oğlum gel bir de sana danışayım sen ne diyorsun? Hani Allah bir şey diyor. Oğlum sen ne diyorsun? Diye ondan fikir alması düşünülemez. Belli ki o da bunu tam bir vahiy gibi görmediği için yani acaba Allah'ın bir isteği var mı diye emin olamıyor. Yani Kur'an'da da o yüzden dikkat et, vahiy aldığı geçmiyor. Rüya geçiyor. Evet rüya geçer. Ee, ve ...İsmail de tabi o kültürün içinde olduğu için... ...gerçekten o da Allah'ın istediğini öyle bir şey zannediyor... ...emredildiğin şeyi yap diyor... ...İsmail diyoruz veya oldu diyelim... ...yani İshak da olsa benim için dediğin gibi... ...çok önemli değil... Ee, ...ama, hocam, ama şöyle buradaki bir önemli, olan, önemli olan... ...bence bu kıssadaki şeyi yakalamak... Hani ...İsmail İshak tartışmasından ziyade... E, ...en sevdiği şeyi... ...eğer ki Allah isterse... ...feda etmeye hazır bir ruh hali var... Gerçekten de bence bir insan sevdiği şeyden vazgeçemedikçe e, gerçek anlamda imanı elde etmiş olmuyor. Bravo. Bir insanın imanını gösteren tabii, tabii, şeylerden biliyorsun. birisi sevdiği şeyden vazgeçmesi. Hz. İbrahim olabilecek en önemli şeyler babası kavmini bir gösterdiği gibi günü gelince oğlundan da vazgeçmesi. Kurbandaki en önemli e, yani aslında anlamda bunun üzerine kurul değil mi e hocam? Şimdi şöyle bir şey bakalım yani e, bir kere Hazreti İbrahim'le başlayan bir şey değil kurban. Hazreti İbrahim olabilecek en zor şeyi yapmaya hazır olduğunu gösteriyor. Fakat o gelen de işte normal bir kurban ritüelini yapmasıyla evet. o devam ediyor. Allah onu kurban kesmesi istemiyor. Hatta birçok kimse de şunu diyecektir. O bölgedeki kişiler işte o çocuk katletmeyi bıraktırmak için Allah özellikle onu düzenliyor ki işte yani hani çocuk katletmeyin bakın işte böyle bir hayvan kesin işte onu fakirlere dağıtın hani ne yapıyorsanız yapın. Ama bundan vazgeçin yani bir yerde Hz. İbrahim başına gelen o şeyin o bölgedeki insanlara e, çocuklarını e, katletmelerine e, veya çocuklarını adak olarak adamalarına karşılık da yapılmış bir eylem olarak e, görenler olmuştur ki bence bu makul bunun da ben de böyle olduğunu düşünüyorum. Ama Hz. İbrahim'den önce başlayan bir ibadet kurban yani Hz. İbrahim... Olabilecek en önemli şeyi kurban etmeye hazır olduğunu göstermesinin bir örneği. Yani. Kişi... Ama o dakikadan sonra, yani Hazreti İbrahim'den sonra artık insan kurban etmek bir şekilde. Hemen hemen semavi dinlerin hepsinde yasak. Ama şu var yani semavi dinlerde her zaman insan kurban etmek yasak. Yani semavi dinler dışındaki dinlerde bunu görüyoruz. Yani semavi dinlerde Ama bunu bir insan çok net olarak bir... mührü Hazreti İbrahimle başlıyor. Ette Hazreti şöyle yani. diyelim Hazreti İbrahim o bölgeye bunun bıraktırılması için böyle bir gösteride evet. bulunuyor. Ama bu, o, bu, bölgede o o bölgede yine başka dinlerde devam ediyor insan kurbanı. ve yani. bilhassa çocuk ve işte kız çocuğu mesela çok tabii. özeldir onun için. Bakire çocukların kurban edilmesi, e, tanrılara ulaşması onun kanının e, çok özeldir. Çünkü e, korkudan ve bilhassa şeye bakmamız lazım. Yani Mezopotamya dinleri çok ilginç hocam. Çok e, kozmopolit dinler olmuş. Yani e, hani Zerdüşlü'yü de koyabilirsiniz işine, Babil kardeşliğini de koyabilirsiniz. Şimdi bu tek Mısır'dan gelen yapıyı da koyabilirsiniz tabii bunun için. Ya şöyle bir şey var. Yani bir dinlerin birbirini etkilemesi var. Evet. Ee, mesela işte konuşacağız demin konuşacağımız şeylerin çoğu şaman kültürünün İslam dininin içine girdiği öğeleri görüyoruz tabii, şu anda. Göreceğiz. Halk arasındaki İslam diye tırnak içinde bilinen şeylerin birçoğu ki bizim diyanette sürekli açıklıyor. İşte türbelere yok, işte bez bağlamayın yok, şey yapmayın falan. Tabii, yani tabii. Bunların diyanette açıklıyor, birbirine kavga eden hocalar bile bu konuda aynı şeyi söylüyor. Yani aşağı yukarı kimse farklı şey söylemiyor. Yine herkes oraya bezi bağlıyor, bilmem neyi yapıyor, ediyor. Şimdi bu İslam'ın içine giriyor. Bir yanda tabii onların bizi nasıl etkilediğini görüyoruz. Ki İslam böyle çok daha köklü bana göre ontolojisi olan, kitabı olan, epistemolojisi olan, kurumlar olan bir din. Ona rağmen bu kadar sağlam ayakları yere basan olmasına rağmen araya bir sızıntı oluyor. E tabii bunlar da İslam'dan etki alıyorlar. Hristiyanlıktan, Yahudilik'ten alıyorlar. Yani aynı şey tabii Mezopotamya'da aynı şey. Yani Mezopotamya'da yani sonuçta insan zihninin ürünü olan yapılar... E, kültürler e, dinin içine sızdığı gibi din de bir yerde onları da yani Allah'ın gönderdiği de bir yerde onlara etkilemiş. Ruh bas sınıfı da dahil olmak üzere. Tabii. Ya yani bir de zaman geçtikten sonra kimin nereyi ne kadar etkilediğini tespit etmek çok zor. Yani siz tarihsel kayıtlarda görüyorsunuz mesela bunun milattan önce 1000 yılında şu var, a milattan önce 1200 yılında şu var. Otomatikman neyi düşünüyorsunuz? A. İşte bu bunu etkiledi. Yani bu 200 yıl önce. Tamam da yani bunu siz 500 yıl öncesini bulmadınız. Belki bu bunu etkilemişti 500 yıl önceki. Veya da bu ikisi ortak bir kaynaktan etkileniyorlar. Yani bizim daha tarihte bizim bulduğumuz şeyler, var olan bilgilerin ufak bir kısmı zaten bizim bulduklarımız yazıya geçenler, sözlü kültürlü olanları yakalayamıyoruz. E yazı da zaten milattan önce 3000-3500 yılları arasında bize yazılı kaynak var ki o zaman da çok ender. Yani zaten birçok şeyin belgesini bulmamız mümkün değil. Niye? Sözlü kültürle ilerlemiş. Ee, kulaktan kulağa. O da gizli örgütlerin elinde kalmış sözlü kültür tabii. Daha kulaktan sonra. Kulaktan kulağa evet. e, bilginin yayılması var. Yani onu da bizim yani bugün bulmamız bir şekilde yakalamamız mümkün değil. O yüzden yani tarih en büyük dedikodudur derler bazen. ve evet. tabii tarih bilimini böyle küçültecek şeylere de pek hoş bakmam ama... E, bazen e, şunu da yakalamak lazım. Gerçekten... Yani insanlar e, ellerinde çok az veriyle çok büyük hikayeler yazmışlar tarihte. E, ve yani gerçekten tarih büyük bir dedikodu anlatımına, tarihsel anlatımı döndürme eğilimi olmuş. O yüzden özellikle tarihsel anlatımlarda yani belgesi nedir? Ne kadar bunun zihinsel kurgu diye böyle oldukça eleştirel bir anlatım Napolyonun lazım. Napolyon'un napon'u isterseniz tekrarlayalım. Napolyon'un dediğini bir daha hatırlatalım. tarih için. Tarih diyor güçlünün yazmış olduğu bir hikayeden ibarettir. O da var tabii. İster inanın ister inanmayın ama ben Napolyon'a %100 katılıyorum. Bir sağlama yapayım hocam. Tabii. Şimdi biraz sonra programdan çıkacağız. Bu programla ilgili üç tane doğrunuz olacak. Birisi saati, yeri ve katılan kişiler sizle ben. Şimdi bunu yazalım. İzleyiciler de yazsın bunu. Göreceğiz ki herkes farklı şey yazmaya başlayacak. Söylediklerimizi anladığı kadar. Hı hı. Güçlü derse ki bunu böyle yazın derse 325 İznik Konsülü'nde olduğu gibi yani Hristiyanlığın yapısında bir anda güçlünün dediği oluyor ve hikaye oradan başka yere gidiyor. Onun için Napolyon %100 doğrudur bana göre. E, Napolyon'un dediği realitede de doğru da biz işte doğru olmaması için uğraşıyoruz. Yani güçlünün haklı değil. Haklının Hocam, güçlü bir de bu olması şeyde için çalışıyoruz. de tekrar da çok önemlidir tarihte. Yani siz doğruyu yazdınız, bir kere söylediniz ve karşınızdaki akıl ben buna üst akıl diyorum. Bunu devamlı tekrarlamaya başladığı zaman onun tarihi geçerli oluyor. Onun için ben bazen isimleri söylediğim zaman izleyiciler bana diyor ki ya ismi yanlış söyledi ya ismin doğrusunu söylüyorum ben. Anlatılanın dışında. Yeri yer ismi, insan ismi veyahut da o tarihi farklı Hı -hı. anlamda söylüyorum. İzleyici diyor ki ya öyle yazmıyordu. Ben öyle yazılanın dışında anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bugün de geldik yine e, kurbandan devam edelim hocam. Evet kurbanda tabii çok önemli bir espri var dediğin gibi yani özellikle e, fakirlere verme kısmının üstünde durmamız lazım burada yani bu e, görmedim bazen... gelmedi evet bir görüntü arıyorum da evet Hı -hı. evet evet bravo yönetmenimiz vermiş onu tam ekrana verebilirseniz evet verildi herhalde şimdi bu molo kültürü yani bir e, boğa tanrıya boğa tanrıya anlatılan veya işte kurban edilen bir e, bebekten bahsediyoruz. Bu çok çok önemli bir yapıdır. Çünkü şöyle bakın bu kültür daha sonra gizli örgütlerdeki kurban ritüellerinin de devamını oluşturuyor. Anlatırken alttan altı yazı evet. geçiyor. Kavga et paylaşımı yüzünden çıktı kurban evet. bayramı bir ibadet bayramı. Bravo. Et dağıtımında kavga çıktı. <laughs> Tamam. Allah'ım ya Rabbi. Evet sevgili dostlar. Evet. Şimdi hocam, şimdi bir problem var. O da ne? Problem İki çok. tane dinin farklı algılanması. Yani İsmail, Hazreti İsmail'e baktığımız zaman İsmail işte e, Hazreti İbrahim diyor ki biliyorsun seni kurban etmemiz lazım çünkü benim bir aktim var diyor. O da bütün e, bu konularla ilgili kurban olmaya gider. Şimdi fakat... Ee, yani eski ahitte bahsedilen konuda İshak üzerinde e, çalılar çırpılar çünkü yakılacaktır İsa'nın kendisi ve iki tane de şahit vardır. Yine onlar da e, şeyin Hazreti İbrahim'in köleleridir. Ve onlarla birlikte giderken e, işte İsa kurban edeceği zaman boynuna sürer bıçağı fakat bıçak kesmez ama aynı anda anlatılan odur rivayet. E taşı kesmeye başlar. Fakat bu arada işte koç belir belirir çalıların arkasından. E, şimdi burada bir şey var. Çalı taşıyor yakmak için. Şimdi ritüellerden bir tanesi ki bu Paganist inancın önemli bir rüteldir. Hinduizm'den başlayıp yani Mezopotamya'ya. Mezopotamya'dan e, bu bölgeyi yani aslında e, Minor Asya dediğimiz bölgeyi etkileyen yapıda Genelde semavi dinler dediğim zaman İslam dışındaki dinleri e, kastetmiyorum, yalnız İslam'ı dışında tutarak söylüyorum. E, hocam bir tütsü konusu, yani yakılan bir kurbanın tanrıya e, işte yaktıktan sonra tütsüsünün ulaşmasıyla ilgili bir düşünce var. Ben böyle okudum. Ne diyorsunuz siz bu konuda? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani iki tane ayrı düşünce olduğu için söylüyorum. Şimdi tabi bu Yahudilik de buna tütsü ile ilgili şeyler geçiyor. Ama en azından şunu belirtmemiz lazım. Yani İslamiyet'in içinde bu tarz bir yaklaşım hiç olmamış. Olmamış tabi onu da söylemiş oldum. Söylememiz lazım. Yani İslamiyet'in içinde bakalım yani kurban kesmek yani çok basit bir şey. Kurban mesela hac döneminde kesiliyor. Onu hani de belirtmedik şimdi bel belirtelim. Çünkü şu anda bir hac dönemindeyiz. Tabii. Şu anda Bravo. Hacıların haccını kutlayalım diyecektim ama pandemiden dolayı hac yapılamıyor. Çok kısıtlı belki bir bin kişi bir sembolik yapacaklar. İnşallah haccın, ümrenin açılacağı, Kabe'ye gidileceği yeniden günleri de görürüz. Allah onları nasip eder. Böyle bir aralık e, verildi. Şimdi haçta, şunu unutmayalım, e, avlanmak yasak. Bir yerde insanların ticaretle uğraşmadığı, avlanmadığı, kendilerini ibadete ayırdıkları bir dönem. Birçok kimse de uzak yollardan geliyor. Şimdi buradaki insanların ihtiyacı ne? Gıda ihtiyacı var özellikle. Ve ne oluyor birçok insan orada kurban keserek ayetleri ediyor. Siz de ondan yiyin, yedirin de. özellikle. Tabii. Yani öyle bir şey oluyor ki bir yerde bu özellikle hac yapan insanların... E, avlanmadıkları, işte ticarette uğraşmayıp kendilerini ibadete verdikleri dönem. hani bu insanlar ne yiyecekler, içecekler, hayatları nasıl devam ettirecekler diye bir şey var. Kurban da çok basit. Orada kesilen kurbanlar bunu sağlıyor. Böyle fonksiyonel bir yönü var. Ve hatta onun dışında kurbanla ilgili fakirlere işte protein kaynağı olması gibi şey var. Yani bunların dışında bana göre yani kurbanı böyle çok daha böyle mistik anlamlar aramanın gereği yok. Birçok kimse mistik yok, yok. ben neyi bunu diyor birçok kimse evet. yani kurbanlardan akan kanla psikolojik bağlantılar kurmaya çalışmışlardı ben bunları tabii insan psikolojisini Allah' en iyi biliyor böyle bir bağlantı olmasına da İşin Hadisler çok... buna işaret eder aslında birkaç hadis ama ne kadar sahiyorum hatırlamıyorum tabii. ama evet. yani şu var yani insanlar geçmişte etraflarında hayvan çok kesiliyor yani şöyle diyelim... biz şu anda bir markete gittiğimizde bir yere gittiğimizde paketlenmiş bir şekilde bize etler geliyor yani adeta onların yani hatta o büyük bir butu bile görmüyoruz. Hayvanın kellesini bile kolay kolay görmüyoruz değil mi? Herhangi bir parçasını bile görmüyoruz. Hayvandan olduğunu belirtecek. Tabii. Yani hiçbir alamet olmadan çocuklar bugün en ince kıyım falan şeklinde geliyor. E bu da ne oluyor? Yani adeta insanlar protein tüketiyorlar. Tükettikleri proteinlerin aslında yaşayan bir canlının bedenin bir parçası olduğuna ilgili bir izlenim zihnimizde Çok güzel. pek yok günümüzde. Çok yani o bağlantıyı hocam. bu küreselleşmenin etkisiyle kuramıyoruz. Fakat geçmişe doğru düşünürsek yani insanların diyelim kur, kur şeyde peygamberimizin döneminde kurban kesildiği dönemde ya insanlar et yiyecekleri zaman zaten kurban orada kesiliyor. Hani günümüzde birazcık ayıptır kan olmasın hani arazi kenarda kesilme gibi bir mantık da yok. Yani hayvan kesimine tanıklık toplumun çok büyük bir kesimi tarafından çok yapılan bir şey. O yüzden hani Kurban kesildiği de çok istisnai bir şey oluldu, Hayvan kanı kesilmesine tanık olundu. Kan gitti. İnsanın kanla bir irtibatı burada var gibi yorumlar ki var bunlar literatürde. Bana bazen işin doğrusu biraz abartı gelmiştir. Doğruluk payını tamamen reddetmemekle beraber diyorum. Hocam yani bir insan... hadisten örnek vereyim mi? Tabii. Ya Fatma, kurbanın yanına git, kesilirken orada bulun, yere akacak ilk kan damlası ile geçmiş günahların affedilir demiş İbni İbban. Hı hı. Şimdi bunun gibi hadisler e, çok var. Başka örnekler evet. de verebiliriz. Yani şimdi e, kurbanın kanı aynı zamanda günahları affetmekle ilgili bir bağlantı çıkıyor burada. Ama genelde siz, İslam düşüncesi evet. şudur. İşte demek ki ayet hatırlayalım Hac 37. Yani ne etler ne kan Allah'a ulaşır. Yani oradaki şu şey şudur. Yani siz fakir, bir hayvan kesiyorsunuz değil mi? Maddi imkanlarınızdan bir şey fedakarlık yapıyorsunuz onu fakirlere yediriyorsunuz yani o kestiğiniz kan bir yerde size sevaptır demek yani o hani o kanın oraya akması sevap değil yani bir hayvan diyelim daha çok kanlı o daha çok sevap aldı öbürünün kanı daha az daha çok sevap aldı anlamında burada değil burada zaten damla düşmeden artık diyor sizin tüm günahlarınız affolmuştur yani, yani. Burada da sizi destekliyor aslında bu e hadis. Tabii yani Şu da anlamda aslında yani diyor ki kan akması önemli değildir. O e, olayı gerçekleştirdiğiniz Tabii. zaman sizin bu artık elinizde veya da yani en önemli en değer verdiğiniz bir şeyi e, bağışlamanızla birlikte veyahut da kurban etmenizle birlikte asıl işlevini yerine getirmiştir anlamında tabii. kullanıyor. Sizin yani, gibi düşünmüş yani. Evet yani sonuçta e, buradaki asıl olan şey dediğin gibi fakirlere yedirmek olduğunu bence bilmek lazım. Bunda buna çok daha böyle Hocam fazla. şeye ne, nasıl bakıyorsunuz? Müsevilikte kurana şey kurbana nasıl bakıyorsunuz? Musevilikte tabi törensel havası daha çok e, ama sonuçta yani Musevilikteki içerikte Museviliğin man, mantığına baktığımızda Musevilikte tek tanrıcı bir dindir. Musevilikte de Hiçbir şekilde e, yani Allah'ın oradan gelecek etle kanla bir ihtiyacı yoktur. İhtiyacı olmayan bir Allah'tır. Fakat onlarda ritüeller daha fazladır. Yani nasıl yatırılacağı işte kurbanın nasıl olacağı falan bunlar daha detaylı tarif edilir eski ayette. E, bunların tabii ne kadarı gerçek Allah'ın vahidir, muhafaza edilmiştir ne kadarı değildir onlar hakkında bir şey söyleyecek durumda değiliz. Ama orada ibadetlerde daha detaylar var. Fakat Kur'an'dan da bunu görüyoruz aslında Museviliğin biraz daha detaylı bir din olduğunu. Ee, eski Yahudilik anlatılırken e, e, sonra Hristiyanlık için sonra İslamiyet için hep e, şey geçer yani İslamiyet'e gelindiğinde size Zor teklif zincirlerini kıran e, peygamber geldi. Yani evvelkilerdeki dinlerin daha detaylı daha zor olduğu yani Yahudiliğin Hristiyanlıktan Hristiyanlığın İslamiyet'ten daha zor olduğu. Geçer. Yani evvelki ki zor teklif zincirlerinin kırıldığı şeklindeki bir ifade Kuranda geçtiği için yani evvelki ki birçok ibadetin ki kurbanda bunların bir alt kümesi daha detaylı olduğunu, daha çok zorluk içerdiği daha detay demek biraz daha zorluk demektir. Yani titiz olmanız gereken uygulama. Kuranda mesela bu de, Kur Kur de hiçbir detayı yok. Mesela evet. hayvanın nasıl olacağı falan filan yok. Kurban kesmek geçiyor. O kadar. Yani enamlardan birini işte ya e, kurban edilecektir. Yani deve işte koyun. ...inek gibi bir şey edilecektir. Ama mesela kilosu şu kadar olsun, rengi şöyle olsun... ...böyle olsun şeklinde hiçbir... E, Tabii de, Yahudilikte... ...şeyden de bahsedelim anılmaz. mi hocam? Yani Süleyman Mabedi'nin yıkılmasından sonra... ...ki mabette biliyorsunuz... ...aslen Rabbiler... E, ...kurban... E, ...ritüelini gerçekleşmesi ...gerçekleştirmesi lazımken... ...Süleyman Mabedi'nin 70'te... ...yıkıldıktan sonra... E, ...artık e, Tanrı'ya... ...ulaşamayacağını inandıkları için... Bu ritüel tamamıyla e, müsevilik'te kalkmıştır bazı e, işte cemaatler yine müsevi cemaatler kendi içinde kurban e, törenlerine devam ya. etmiştir ama bunlar daha sonra onlar da yok olmuştur Yahudilik'te kurban meselesi Hani ben biraz Yahudilik'ten ha. bahsetmek istiyorum nasıl yapıyorlar şu anda hani e, işte herhangi bir belaya kazaya karşı kurban vardır onlar ise daha çok e, yani tavuk işte benzeri hayvanlar yalnızca kurban edilir. Bunu böyle bir yere e, kaydetmemiz lazım. Ne zaman ki kurban tekrar başlayacaktır? Bahsettiğimiz gibi hani Yahudiler e, işte Süleyman muhabbetini hı hı. tekrar kurarlarsa Tanrıyla bir buluşulan yer, muhabbetin kendisi olduğu için. Kurban ritüelleri de devam edecektir. Ha bir de şey de söyleyeyim hani ki evet. insanlar demin söyledim belki onu da belirtmekte fayda olabilir. Hani böyle tarih geçtikçe dinler hep kolaylaşmış da zannetmesinler. Yani Yahudilik ve Hristiyanlığa nazaran İslam'ın daha kolay olduğu, zor teklif zincirlerini kıran peygamber geldi ifadesi var ama dininiz başka bir ayette de Hz. İbrahim'in dini gibi kolay ifadesi vardır. Evet. Yani İslamiyet din aslında içerik açısından, uygulama açısından biz tabii elimizde Hz. İbrahim'in uygulamalarının bir detayı yok. Ama içerik açısından Hz. İbrahim'le gelen uygulamalara yani şeriata e, ifadesi burada kullanılır e, yakın olduğunu söyleyebiliriz çünkü Kur'an'dan o Hazreti İbrahim'in diniyle bir benzetme kuruluyor Kur'an. Evet hocam MRS diye bir arkadaş demiş ki bana söylüyor Ertan Özit diyor karşınızda bir İslam felsefesi profesörü olduğundan habersiz konuşuyorsunuz demiş. Keşke e, hocam demiş internetteki Kur'an'daki çelişkileri... ...ayetler konulu bir sürü video var. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz demiş. Benim YouTube kanalım var. Baksınlar evet, oradan baksınlar var daha iyi olur. Yine e, Caner hocam Yahudilik ve Hristiyanlıktan Zeynep Uslu demiş. Reklama gitmeden önce biraz tweet okuyayım dedim. Hristiyanlıkta yer alan, yaratılan ilk kadın Lilith. ...bunu muhakkak anlatacağız sevgili dostlar. Lilithi anlamadığımız sürece... Yani aslında biraz sonra anlatacağımız, bakın hemen reklamlardan sonra bu Fatima'nın elini, nazar boncuğunu ve kırkın çıkmasını anlama şansımız yok. Onlara geleceğiz. Ee, Hz. İbrahim'in üçüncü eşi Türk müdür diye bir soru sormuşlar hocam. Hz. İbrahim üçüncü eşi Belunca diye bir arkadaşımız sormuş. Yani sorsunlar hocam sorsunlar ne güzel bu soruları cevaplamamız lazım tabi. Hocam başarılar diliyorum demiş bir arkadaşımız. Hocam ardalık kanunu sordunuz? Evet biraz önce aslında bahsetmiş olduğum yani mavi kan konusu... E, ...hani acaba Hazreti İsmail mi İshak mı konusu tamamıyla ardalık kanunu içerir. E, Serhat Ahmet Tan'ı da anmış olalım burada. E, devam edeceğiz. Ufak bir reklam aramız var. E, e, nelere devam ediyoruz? Bakın bekleyin. Şimdi... Evet e, Fatıma'nın elinin gerçekten İslam ritüellerine uygun olup ibadetine uygun olup olmadığını hikayenin doğru olup olmadığını e, Caner Taslaman'la masaya yatıracağız. Bekliyoruz efendim. Bir reklam arası verelim. Vallahi hocam sen hikaye Evet sevgili dostlar TV100 ekranlarındayız Ertan Öziğit'le kayıt dışında. Evet ee, dinlerde batıl inançları da konuşacağız biraz sonra. İlkin bir kurbanı konuşalım dedik. Hazır Caner Taslaman'ı yakalamışken başka bize neler soracak? Biraz da arada kayıt dışı sorular soruyoruz. Evet etiketimiz inanıyorum çünkü... İnanıyorsanız nedenine anlatın bize veya da sorularınız varsa sorun okumaya çalışıyorum. Şimdi hocam geliyor bir kayıt dışı sorusu daha. Haydi bakalım. Maşallah. Şimdi bir de hocam kayıt dışı sorusu gelmeden kısa bir şey <laughs> evet, belirtelim o kısa olduğu için bir herhalde, e, izleyici e, sorusu geldi. Evet. Orada gördük yani bir kısmı Kur'an'da Hazreti İsmail'in evet. ismi geçiyor şeklinde bir iki mesaj geldi. Tabii ki Kur'an'da Hazreti İsmail'in ismi geçiyor. Yani ben Hazreti İsmail'in ismi e, e, geçmiyor Kur'an'da geçmiyor diye söylemedim. Hazreti İbrahim oğlunu kurban etmeye kalkıyor. teşebbüs ediyor çünkü rüyasında gördüğü şeyin Allah'ın emri olduğunu zannediyor. O çocuğun ismi Kur'an'da geçmiyor. İsmail olduğu geçmiyor. Evet. Şimdi Yahudiler bunu İshak olduğunu düşünüyorlar. Müslümanlar İsmail olduğunu düşünüyorlar genelde. Fakat Kur'an'da bu İsmail'dir. İsaktır şeklinde açık bir ifade yok. Kur'an'da Tabii ki Hz. İsmail'in ismi geçiyor. Hz. İbrahim'le beraber Kabe'nin temellerini yükselttiklerini geçiyor. Attığı, evet. Ve Peygamberimizin dönemindeki o ok, kavim kendini aslında Hz. İsmail'in soyundan görüyor. Evet, Hatta bana göre olsa... şu anda eski ayette bazı öyle ayetler var ki, Bence peygamberimize Hazreti İsmail üzerinden işaret eden ayetler var eski ayet üzerinde değil mi? Hazreti İsmail'in tamam. soyunun ne kadar çoğalacağı, başarıya ulaşacağı geçiyor. Ve bu ancak aslında peygamberimizle olmuşsa tarihte çünkü peygamberimiz dışında başka örneği yok. Hazreti İsmail soyunun büyük işler başardığı ile ilgili. Mesela bu eski ayette böyle işaretler de var. Kısacası yani Hazreti İsmail Kur'an'da geçiyor. Sadece o kurban meselesiyle ilgili isim vermiyor Kur'an. Faruk bunu güç demiş ki hocam. Evet. Ertan Bey ve Caner Bey güncel konuyu çok güzel işliyorsunuz. Birçok açığı kapatıyorsunuz. Bilgileriniz için teşekkür Allah ederiz. Allah razı olsun. Ya Bey sevgili Bey. dostlar, Faruk'a da söylemiş olalım burada. Aslında konuştuğumuz konular biraz incelediğiniz zaman kitaplarda hemen hemen bulacaksınız. Ben satır aralarını yakalamaya çalışıyorum. Caner hoca ile birlikte. Yani bu ee, işte herhangi bir konuda ilgili katılmak isterseniz Twitter'ımız önümüzde e, kesinlikle okurum bana yollamanız yeterli Biraz önce İsmail peygamberle ilgili e, İsm Hazreti evet. İsmail Hz İsmail ilgili söylediğiniz gibi şimdi sevgili dostlar şimdi kayıt dışı soru soracağım dedim ya şöyle bakalım şimdi hocam müsevillikte ve daha sonra iyi de geçen bir günah keçisi meselesi var o da bir kurbandır. Hı hı. Şimdi biliyorsunuz e, müsevilikte şeytana da bir şekilde kurban verilir. Keçi sürüsü içinden hani biraz kayıt dışı anlatıyorum, ballandıra ballandıra e, keçi keçi sürüsü içinden iki tane keçi seçilir. Bunlardan bir tanesi Allah'a yani tanrıya onlara göre adanacak bir kurbandır. Bunlar rabbiler tarafından seçilir. İkincisi ise Azazel olan, yani daha çok kötüye, şeytanı simgeleyen varlığa bir kurban adarlar. Bunun için bizim ritüellerimizde de İsevi'likten bize geçen şey günah keçisi konusu da ...bunun üzerindedir. Şimdi konuşacağız bunu. Tabii tabii şunu da söyleyelim. Yani bunu uygulamış bir grup falan çıkabilir ama... ...Yahudiliğin, Hristiyanlığın temel mantığına baktığımızda... ...tabii bu kabul edilebilecek bir şey değildir. Yani çünkü zer belli zerdüşlerin bir kısmında olduğu gibi... ...hiçbir Yahudi Hristiyan... ...yani şeytanı böyle bir küçük tanrı gibi... ...yani böyle tatmin edilmesi gerekli Hocam, bir tanrı olarak konu görmezler. Tanrı olarak değil de şeytanın kötülüğünden korunmak için... Al sana keçi kurban ettik bizden uzak dur. Hayır anlamında. olabilir olabilir ama yani baktığımızda yani yine de bu Yahudilik, Hristiyanlığın da İslam'ın da ki sırf İslam için diye demiyorum evet. bunu. Özellikle çünkü Yahudi, Hristiyan Zaten teologlarla İslamlığı, da iç içeyiz. Bir... Onlar adına da bunu söylemem lazım. Onların içinden bunu yapan bir grup çıkmıştır. Yapmış olabilir ama onların da temel mantığıyla bu uyuşmaz. Çünkü yani şeytan en azından insanı zihne attığı kötü düşüncelerden kaçınılması gereken Olumsuz bir varlıktır yoksa hani böyle kurban verilip de kaçınılması gereken bir varlık değildir aslında birçok Yahudi Hristiyan'a evet. göre de Müslüman'a olduğu gibi. Hocam bu aynı zamanda Targelia denilen Apollo'na verilen e, antik Yunan'da bir rütelin devamı. Burada ritüelden bahsettim. Tabii, tabii ama İbadet, demin en başta konuştuk tabii. ya hak dinlere de batıl dinlerden şeyler girip hak dinler batı dinleri etkiliyor, batı dinler hak dinleri etkiliyor şeklinde evet. bir şey her zaman olmuş şu andaki mesela Hristiyanlığın içindeki işte birçok uygulamada Roma'dan falan, o Roma'daki pagan inançlardan geçmiş birçok uygulama var Hristiyanlıkta. Birbirlerine o anda karışmış durumdayı. Fakat. hani bizde şamanizmden geçen. Keçi tür... e, yani bir şekilde kurban verilme uygulaması şu anda da devam etmekte hocam. Şimdi. Evet özellikle mesela Hindu'larda da var özellikle. Yani, yani. Hindu'lar başka bir konu tabi isterseniz oradan da devam edelim ya, o, biraz baş, sonra. Çok başka yani, yerlere yani, gideriz. Evet. Ee, barmanizm filan konularına gireriz. Ama şöyle bakmak lazım. Ee, bakın, antik Yunan'da keçi yerine aslında bir kadın kurban ediliyordu. Bu da yine Apollon'a sunulan bir davranıştı. İlkin kadın veyahut da ondan sonra erkeğe de dönüştü bu. İlkin çok kötü dövülürdü hocam. Biraz Evet. Ardından şehrin dışına atılır ve şehrin dışına kadar sürüklenip Orada bırakılırdı. Buna benzer bir adet veyahut da işte inanç şekli e, İncil'e de taşınmıştır daha sonra Yahudilik'ten. Çünkü eski ahitte böyle bir uygulamanın var olduğunu düşünen bir akıl bu. İncil'de bahsettiği gibi başrahip yine e, bir keçi grubu içinden iki tane keçi seçer. Bunlardan bir tanesi yine Azizel'e yani e, şeytani bir varlığa, ee, ...bir şekilde rahatsız edilmemek için bu keçiyi bir şekilde kurban eder. Bu kurban sırasında şöyle bir şey var hocam. Ee, bu kurban ya bir çöle bırakılır... ...veyahut da Yahudilikte daha çok buna rastlanıyor. Orada da çöle bırakılıyor ama daha çok bir uçurumdan aşağı atılır. Rütüel böyle biter. Onun kanıyla birlikte işte ee, Azazel'in yani şeytanın bir şekilde şeytan bir yaratığın bir şekilde kanıyla beslendiğini ve bu kandan beslendiği için insanların kanını almayacağını, canını almayacağını söylerler. Bunun arkasında bu konu doğal afetler. Yani depremlerden tutun, fırtınalardan tutun, hastalıklara kadar korunacağına inandıkları için. Aslında tam programın başındaki şeye evet. döndük. Yani İslam'daki kurban inancıyla diğerler arasındaki farkı söylerken hani Hac Suresi 37. ayette ne diyor dedik? Etler ve kan Allah'a ulaşmaz, evet. Takmanız takvanız ulaşır. Aslında tam bu işte inançları düzeltmek için gelen bir şey. Geri kalan inançlarda tanrıları Tamam tanrılar bizim için bir iş görüyor bu çok tanrı inançlarda var ama yani onların da bir ihtiyaçları var. Çünkü o tanrılar İslam'ın tanrısı gibi her şeyi bilen, ezeli, her şeyi gören ...tanrılar değil. Onların da bir... ...ihtiyaçlarını verelim. İhtiyaçta nedir? İşte dünyada... ...en önemli şey nedir? Can. Haydi onlara... ...dünyadan can verelim. Evet. Yani... ...en başında işte bu can önce hayvan canı oluyor. Bazen kimisinde insan canına kadar da... ...bu gidiyor. Ama oradaki zihniyet hep... ...bir yerde hani tanrılara... ...biz iş yaptırıyoruz ama onlara da biraz... ...oradaki kurban biraz rüşvetimsi bir... ...şeydir. Tabii tabii. Tanrıya ama, verilen... E ...adeta rüşvettir. Hocam... ...şimdi paganizmde genel itibariyle... ...korkudan dolayı bir... ...biraz önce rüşvet, ama rüşvet de ya... Korkudan. ...işte ondan bahsediyorum aynı şeyi... ...korkudan dolayı verilen bir kurban bu... ...ve tabii buradaki korkudan dolayı verilmekle beraber... İslam açısından şunu e, görmek önemli... ...yani oradaki... ...Tanrı kavramı... E, ...yani eksik ihtiyaçları olan bir tabii. Tanrı... ...yani ondan korkacakları kadar insanın güçlü ama... ...kendisi de bir kurbanına gelecek şeylere ihtiyaç duyacak kadar... ...hocam çok da güzel bir, yerdesiniz... E, ...şey Bravo. E, bir varlık... ...şimdi yani aslında... Eee Yahve ve Elohim kavramındaki şeyden bahsedebiliriz burada. <laughs> Farklı düşünceden. Yani buradan biraz önce neden bahsettik? Bizim aslında Yahve Elohim tabii ki şey yani bir yerde eee testler var. Allah'tan kimisinde Yahve, kimisinde Elohim diye bahsediliyor. Zamanla evet. o testler birleştirilmiş. Bunların en kökeni neydi? Hangisi denilir falan? O da tabii ayrı bir tartışma konusu. Ama Tabii baktığımızda... Elohim ilah bizim inanışımıza daha yakın bir tanrı. E, yani denilen... Allah denilen kelimesinin formuna baktığımızda evet. Elohim ile aynı kökten geliyor evet. olmaları çok muhtemel. İlah anlamında. Ama Yahve yani bunlar ayrı ayrı bazı metinlerde Yahve bazında Elohim Allah'a denmiş. Yahve'nin Ama... insanlara ihtiyacı olduğu, hatta küstüğü Değil mi hocam? Tabii yani, şimdi Hristiyanlıkta, Yahudilikte buna benzer e, antropomorfizmler var ama birçok Yahudi teolog onları aslında bu insanlar anlasın diye metaforlardır şeklinde de bunu yorumluyorlar. Tabii. Bunu da söyleyelim. Yani e, ben e, Vatikan'da bir konferansta hocam şöyle bir şey oldu. Hep şu tartışılır ya. Yani işte dört tane İncil var. E, kanonik İncil. Bunlarla ilgili işte birbirlerine tutmaz, tutarsızlıklar vardır. Hı -hı. Bu tutarsızlıklar üzerinde de şöyle bir soru sordum ben. Dedim ki ya niye böyle tutarsızlık var? Şöyle bir cevap verdi papazın biri. Dedi ki asıl olan yazılan yazının ilahi olmasıdır. Biz oradaki ilahilikten dolayı oradaki tutarlılığı görüyoruz. Sizler dışsal olduğunuz için bunu fark etmeyebilirsiniz dedi bana. Evet. Katılır mısınız böyle bir şeye? E tabii ki yani bugün işin doğrusu aklı başında kendi Hristiyan kabul eden teologları bile getirsek onlar bile kabul etmez bu izahını. Yani beni geçtim. Evet. <laughs> yani onlar bile böyle bir şey kabul etmez. Yani e, e, oradaki metinlerdeki bana göre çelişkiler çok açık. Yani sonuçta e, onlarla ilgili bugün yani çok modern tekniklerle yapılan analizler var. Hangi kelimeleri kullandıklarına varıncaya kadar yani aynı hikayenin tamamen farklı anlatımları var. Diğerlerinde görüyoruz zaten Matta, Marco, Lukas. Evet. Daha üçü bir yerde kabul edilir. Yuhanna onlardan içeri olarak tabii. farklı kabul. Biraz edilir. sonra Yuhanna'dan bahsedeceğiz. Bilhassa Evet, tamam bu yani de Matta burada yapın. yani bunların işte Q İncili falan da zamanında ortak kaynağa bakarak da işte Matta, Marcos, Lucas'ın ortak kaynağa bakarak belli şeyleri yazdılar. Önce Q İncili çıktı, sonra başka yeni evet. yeni böyle e, hipotetik İnciller e, oradaki ortaklıkları açıklamak için ortaya konuldu ama yani şimdi bunlar tabii çok detaylı girmek Hocam şu an teker biraz teker teker, mı? Teker, şimdi teker teker yani bölüm bölüm alıp da İncil'den de gösterebileceğim şeyler var ama yani aynı hikayenin tamamen farklı anlatımları var ve bunlar çok açık şekilde burada bir tahrifat olduğunu yani gerçeği tam olarak yansıtmadıklarını gösteriyor. Yani ama bu şöyle bana diyor göre hocam. o kadar açık ki. Diyor ki anlamların içine baktığınız zaman aynı benzerliği görürsünüz. Çünkü İlahi bir güç o kalemi kullanmıştı. Luka'nın e, yazmış olduğu İncil'i aslında Luka yazmamıştır diyor. Şimdi Tanrı'nın eliyle yazılmıştır. Tabii onu öyle deyince asıl, sorun, Tanrımı, asıl sorun o. Yani evet. Asıl sorun o niye? Çünkü bu sefer Tanrı'yı çelişkiler yapan bir varlığa gönderiyorsunuz. Yani Tanrı bir yerde bir şey anlatıyor. Hazreti İsa ile ilgili farklı. Başka bir yerde bir şey anlatıyor. Farklı. Evet. Yani bir yerde işte e, e, yeniden dirilişinde kalktı Ta, tanık olanlar farklı diğer tarafta anlatıyor. Oradaki farklı. Yani Tanrı çelişki yani onu onların e, metin yazarına Tanrı demek Tanrı kendisi çelişkiler içindir demeye götürür e, ki bu da zaten hiç kimsenin kabul edemeyeceği bir görüş. Hocam biraz önce bir de soruyorlar arkadaşlar. Bahsettiğimiz konu yani keçi sürüsünün içinden iki tane erkek keçi seçilir. Bir tanesi Tanrı'ya yani bu müsevilikte olan bir şeyden bahsediyorum, bir ritüelden. Bir tanesi de biraz önce bahsettiğim gibi azazel'e yani şeytani bir varla e, kurban edilir. Bu kurban töreni ya çöle bırakılır kurbanlardan bir tanesi azazel'e bırakan veyahut da bir uçurumdan aşağı atılır. Öteki kurban ise e, bildiğimiz üzere kesilir. E, müsevilikte hiçbir kan kalmaması lazım kurbanın üzerinde. Yani e, bir damla bile kurbanı e, işte kurban yerine getirilmediğini e, bize söyler. Onun için tuza yatırırlar efendim. Hiçbir kan kalmasın diye. İslam'da böyle bir şey yoktur. Kurbanı Yok. kesersiniz. işte kanını akıtırsınız ve ondan sonra işte ya, kan da zaten yani kan kesmeden zaten görevinizi yerine kesir. getirirsiniz. Yani kan evet. kesilir, etler dağıtılır. Bu kadar yani şey evet, Şimdi şey, Allah'a şükredilir yani. yani e, bu e, yapılan detayların İslam'da olmadığını bence anlamak önemli. Evet burada... hocam şimdi gelelim e, bizim Fatima'nın eli konusuna. Hı hı. Şimdi sevgili dostlar elimde bir tane Fatima'nın eli. El dediğimiz bakın ben de elimi açıyorum ve birleştiriyorum. Bununla bunun arasında bir fark var. Şöyle farkımız şunun üzerine kurulu sevgili dostlar. Bakın burada üç tane parmak var. İki tane yani Baş parmağımız ve yandaki küçük parmağımız şekil olarak gösteriliyor. Bu tabii şey de yani, söyleyelim. Peygamberimizin kızı Hazreti Fatıma evet. bilmeyenler için, bir Hazreti Fatımanın eli diye de, bir de Hazreti Meryemle de özdeşleştir. Yani özellikle Hazreti Meryem'in eli ve Hazreti Fatımanın eli şeklinde ikisi kullanılır. bir bağlantı kullanılır. Şimdi burada, İslamiyette tabii yoktur Fatımanın eli diye bir şey. Hocam burada bir şey gördünüz mü? Fark ediyor musunuz? Sevgili dostlar. Yani iki tane parmağı farklı yani bizdeki baş evet. parmaktan şeyden. Yani şu iki tane simetrik parmak evet. var. Baş parmakla Bu küçük simetrik, parmak simetrik değil. Hep kullanılmış evet. yani İslam'da da böyle devam ediyor ve Hinduizm'de de böyle de Yahudilikte de böyle devam ediyor. Bakın ortada haç var. Dikkat edin. Şimdi bir başkasını göstereyim size hemen elimde. Burada da gördüğünüz üzere ortada bir göz var. İsterseniz burada biraz sonra nazar boncuğuna da gireceğiz. İsterseniz buna e, nazar için diyebilirsiniz. Bunun daha geçmişi, isterseniz burada Hinduizm'deki... ...işte bu üçüncü göz anlamında alnak olunan gözden bahsediyorum. Hani işaretler vardır ya, ondan bahsediyorum. O göz olarak algılayabilirsiniz veyahut da daha da geriye gidelim. Aslında bunun ne olduğunu biraz tartışalım. Hocam şimdi tabii bunun içinde... E, Yönetmenimiz verirse Kuranların da yazılı olduğu bir yin e, şey var yani böyle ne diyelim e, aslında paganist bir duruş bu çünkü bir üründen yani bir malzemeden e, insan yapımı bir e, cisimden bir medet unma meselesi evet. bu İslam'daki en büyük şu anda en büyük sorunlardan biri bundan. Birkaç tane örnek verecek olursak hocam. Biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi nazar boncuğu. Tabii nazar ne? boncuğunda da buna benzer bir şey var. Bir cisimden işte nazar diye bir şey olduğu söyleniyor. Ondan korunma var ama yani sonuçta İslamiyet'te e, dini bir unsur değil. Hadi dediğin gibi bir insan nazarın varlığını her zaman söylüyorum. Bir insan nazarın varlığını yani gözden çıkan bir ışının başkasına zarar verdiğini savunabilir. Ama bu İslami açıdan bir kökeni yok. Kur'an'da böyle bir şey yok. İkincisi bilimsel açıdan dersek bilimsel açıdan da ortaya konulmuş yok ama insanlar yanlış bilimsel iddiada bulunabilir ama yanlış dinsel iddiada bulununca bunu din adına düzeltmek dinle ilgilenenlerin görevidir. Yani Kur'an'da bir ayette şey geçiyor zorlama bir şekilde onu Kur'an'a yamalmaya kalkmışlar. Hani peygamberimize o kadar kötü bakıyorlar ki düşmanlar onlar neredeyse seni bakışlarıyla işte devireceklerdi şeklinde bir izah var ama burada peygambere kötü baktıkları zaten tefsirlere bakılsak da oradaki asıl anlamın olduğu gözükür geçiyor. Yani hiçbir şekilde Kur'an'da e, nazarın kendisinin yani göz değmesiyle ilgili bir şey, işte göze karşı bir dua, göze karşı bir boncuk, o boncuğu takmak, o boncuğun insanı koruyacağı şeklinde en ufacık bir ifade yok. Yine Fatıma'nın eli şeklinde Hazreti Fatıma ile Peygamberimizin kızı hatta Hazreti, Hazreti İsa'nın annesi olan Hazreti Meryemle ilişkili olan böyle bir el, o elinde işte e, insanları koruyacağı, Hocam edice, hikaye belli şöyle karşı o nasıl bir şey... mı? Tutulursa daha bereketli olacak değil mi? Anadolu'da evet, bazen nasıl Hazreti Fatma ile tutulur bereketli oldu diye. Eşi e, Fatma anamız evet. e, kocasının genç ve güzel bir e, işte odalık getirdiğini söyler. O anda helva pişirmektedir. E, bir anda kendinden geçer kızgınlıkla. O helvayı eliyle karıştırmaya başlar. Hazreti Ali o arada işte der ki ne yapıyorsun sen der, o fark etmez o dakikaya kadar bir bakar eliyle o helvayı karıştırdığını. Ve oradan da şöyle bir ritüel de devam eder. Bir, bu elin yani Hazreti Fatıma'nın elinin, Fatma'nın elinin, Hristiyanlıkta Fatıma veyahut da daha Meryem'in eli diye geçen hikayede, daha çok şunu görüyoruz, şans, sadakat, sabır getiren bir, e, sembol olarak karşımıza evet. çıkıyor. Şimdi Hindular buna daha çok humsa adını veriyorlar hocam. 5'ten geliyor herhalde Evet. Hepsi beşten geliyor. Aslında Araplar hemse eli diye bakıyorlar. Böyle o da beş demek Arapça ve yine Museviler hameş diyorlar. O da beş anlamındadır. Evet. Tabii şöyle beşin... eee Musevilikte anlamı çok büyük. Çünkü biliyorsunuz Hazreti Musa ee, Sina'dan indiği anda iki tane tablet getirdi. Bu iki tane tablette beşer tane emir vardı. Evet. Dolayısıyla onun için müsevilikte beş kavramı çok önemlidir. Buradaki beş de onu ifade ettiğini söyler. Ee, ama ben bir şey söyleyeyim. Ee, buradaki İnsan... gözden bahsediyorum sevgili dostlar. Bu direkt Horus'un kendi gözüdür. Yani bu aslında Mısır geleneklerinden gelen bir ifadenin daha sonra e, müseviliğe oradan da yani Hindu, Hinduizm'de de var benzer bir kavram. Daha sonra bir bakarız ki Anadolu dahil olmak üzere e, her yere ulaşmıştır. Bu aslında bir tılsım. İşte onlar ne yapıyor? tılsım dediğimiz şey de şu. Bir koruyucu bir aslında büyüğü içeren koruyucu bir yapı. Yani İslam'da tılsım var mı hocam? Yok buna benzer bir tılsım yok İslam'da. Şimdi birçok kimse hep böyle esrarlı şeyler arıyor. Bana öyle bir şey söyle ki beni işte bilmem ne hastalığından korusun, duadan korusun, evleneceğim işte olsun. Bana bir dua söyle diyor. O duayı söyleyeceğim ben işte kısmetim açılacak. Veya telli babadan tel koparılacak ...bilmem ne işine yarayacak falan. Çaput bağlayacağız vesaire. İşte veya o secret'la ilgili şeylerde de var aslında bir evet. yerde. Hani adeta doğaya siz bir istek yollayacaksınız. Doğa isteğinize karşıt işte size isteğiniz şeklinde bir şey verecek. Şimdi bunlar da aslında bu tip inançların altında bana göre ciddi bir sorun var. Şimdi İslam'ın anlattığı Allah... ...özgür iradesi olan bir varlık. Yani şu insanların dualarını duyan... ...habir... Yani Kur'an-ı Tabi'yle yani her şeyden haberdar bir varlık. Dualarınızı duyuyor, değerlendiriyor ama isterse kabul ediyor, isterse etmiyor. Ee, yani otomatikman siz yaptığınız herhangi bir şeyle Tanrı'yı yüzde yüz bağlamanız şeklinde bir şey söz konusu değil. Ya Secret'ta olduğu gibi diyelim ki siz bir mesaj, olumlu bir mesaj yolluyorsunuz. Karşı taraf evren size hep olumluyu getiriyor. Veyahut da falanca dua okuyorsunuz, sizin kısmetiniz açılıyor. Şimdi böyle bir şey olduğunda ne oluyor? Allah'ın bizim isteğimize ne cevap vereceğini seçen özgür iradeli bir varlık değil de adeta bizim yaptığımız eylemle Tanrı'nın iradesine de ipotek koyduğumuz bir varlık. Oysa İslami dua inancında Allah'ın ne cevap vereceğini garanti eden bir dua yoktur. Yapılması en güzel şey bir kulun herhangi bir şey istiyorsa üniversite sınavını mı geçecek? Allah'ım bana işte üniversite sınavında işte hayırlı bir şey verdi dua etmesin. Çünkü Kur'an'da anlatılan Allah Şah damarından yakın bir Allah. İnsana. Bu, evet, Kur'an'da da geçiyor. Ve Allah o kadar yakın ki, Kur'an'ı ifadeyle, insanın kalbiyle nefsi arasına giriyor. Yani insana kendi kendinden daha yakın olan bir varlık. Yani her şeyini duyuyor. Bir aracılar koymaya gerek yok. Haberdar değildir diye endişe etmeye gerek yok. Böyle bir varlığa dolayı ve her şey elinde. Ama bazı, burası bir imtihan dünyası Kur'an'a göre. Ve Allah isterse belli şeyleri tabii ki kabul etmez. Mesela bazı insanlar var. Peygamber onlar için af dilese bile kabul edilmez. Kur'an ifade. Diyor ki sen onlar için 70 kere af dile sen de Allah onları affetmez. Peygamberin bile kabul edilmeyecek duası var. Çünkü Allah'ın kendi imtihanı var. Sünnetullah var. Yani Allah'ın yasaları var. Allah yani biz dua ettiğimizde o yasalar çerçevesinde cevap veriyor. Hocam, Ama dua etmekte kulluğun bir şey. Yine kayıt dışı tarafına çekeyim mi biraz? Şey bir daha vurgulayayım. Yani tılsımlı dualar yani Allah'ın yapmaya adeta haşa mecbur eden dualar. Dua ettik Allah işte evlenmeyi garanti ediyoruz. Biz dua ediyoruz nazardan korunmayı garanti ediyor. Dua ediyoruz veyahut da şöyle işte tılsımlı sözler söylüyor veya boncuklar tılsımlı buraya konuyor artık bize falanca bilmem ne dokunmuyor. Farzında İslamiyet'te hiçbir şey yok. Kur'an'da tarif edilen üste takılacak en ufacık bir obje yoktur onu söyleyeyim. Ne bir muska vardır ne bir işte böyle maşallahlı falan üstüne yazan, Kur'an'da maşallah ifadesi var. Bu çok da manası çok önemli bir ifade. Ama bizimkiler maşallah deyince hani şuralara takılan şeylere falan, objelere diyorlar. Bu şekilde objelere benzer en ufacık bir şey Kur'an'da yok. Yani takılırsa Takılı. ne olur hocam? Çok şey, net söyleyin onu. Ben takılınca bu yani Sizce buna, tabii. buna yüklediği anlam önemli kişinin zihninde, niyetlere göre bellidir. Yani kim şimdi kişi birçok kimse hani bundan müşrik olur, putperest olur diyorlar ama ben onu diyemem. Hocam şöyle Bunu diyemem bir şey ama var. Ama sonuçta dedim, İslamiyet'te böyle bir şey yok. Şimdi bir insan gidip de buraya bir boncuk takmış o insanın gözünü alıp da kendisine nazar değmeyeceğini düşünüyorsa yani yanlış bir algısı vardır onu takmakla yanlış etmiştir. Heh. Diyorum yani Fatıma'nın ellerinin kendisini bir şeyden koruyacağı... Yani bu bilimsel bir şey değildir mi diyorsunuz? Buradan ya ben, bunu mu çıkartıyorum ben? İslami de değildir, bilimsel Heh. de değildir. Yani kişi tabii bu bilimsel açıdan bir göz değmesi diye bir şey var. Benim abi boncuk koruyor diye de iddiada bulunabilir. Hocam bilimsel ve felsefi açıdan bir tartışma oldu. Bunu olabildiğince ben bütün programlarıma izleyicilerimiz biliyor, taşımaya çalışıyorum. Bunun ismi Morphic Resonance. Yani Robert Sheldrake diye bir adam var. Hı hı. E, bu bilim dışı diye kabul edildi daha hı. sonra. Diyor ki aslında dünyada var olan her şey bir titreşimdir. Hı hı. Bu titreşim üzerine kuruludur. Dua da dahil olmak üzere diyor. Dolayısıyla var olan herhangi bir duanın veyahut da bir isteğin devamlı tekrar edilmesi. Birinci konu. İkinci konu olabildiğince ritüelin doğru ve düzgün yapılması önemli olan mesela namaz kılacaksınız abdestinizi doğru almanız ardından içinizde gerçek anlamda namazla ilgili kendinizi e, adamanız gerekli diyor. Hı hı. Yani ben İslam'a uyduruyorum. Adamın böyle bir dediği bir şey yok ama izleyicilerimiz bugün kurbandan filan da konuştuğumuz için olsun. Diyor ki bunun sonucunda evrende herhangi bir şekilde bu titreşim karşılık bulduğu anda her şey kabul olur diyor. Yani aslında biraz önce bahsetmiş olduğunuz ünlü secret meselesi var ya hani isteyin evrenden o size gelsin konusu biraz sonra da deizme falan da gireriz inşallah vaktimiz yeterse böyle bir konudan bahsediyor. Vallahi ne işte diyorsunuz? Bu İslam'ın bu Allah inancına aykırı çünkü Allah özgür iradelidir. Yani Allah'ın iradesini bunlar adeta ipotek altına alan izahlar. O yüzden ben Secret'ı da oldukça sorunlu da görüyorum. O Secret'taki yazılanları da oldukça boş görüyorum. Türkiye'deki halka boş yere ümit dağıttığı kanaatindeyim. O tip Secret'taki izahların o zaman istiyorsa madem ki becerebiliyorlar zihin gücüyle işte e, ay tutulmasını engellemeyi topluca toplansınlar bilmem kaç milyon kişi zihin gücüyle bir denesin. Veya da bilmem kaç bin kişiyi toplayalım işte e, şu kadar mutlu olacağız diye kendini şartlasınlar çok mutsuzluk ortamında bakalım sır düşünceyle bunu yapabiliyorlar. Hani insan tabii ki olumlu düşününce psikolojide ayrı bir mekanizma var olumluya gidebilir ama salt düşünce gücüyle biz istemekte birçok şeyi değiştiremeyeceğimizi görüyoruz. Deneylerini yapmak bedava görüyoruz. Ha, İslami açıdan bu psikoloji açısından dediğim ama İslami açıdan alırsak hele Allah'ın özgür iradesi var. Yani biz öyle bir şey yapacağız ki karşıdan bu cevabın gelmesi garanti olacak. Böyle bir şey yok zaten İslami açıdan. Dua olayı da şöyledir veya da bizim yaptığımız ibadetler şöyle. Biz yaparız, değerlendirecek olan Allah'tır. Allah bizim samimiyetimizi bilir. ahirette de karşımıza ne kadar samimi olduğumuz, ne kadar işimizi düzgün yaptığımız, işte fakirleri ne kadar kolladığımız, ne kadar bencil olduğumuz veya olmadığımız karşımıza çıkacaktır. Ama evet. Allah'ın iradesini biz adeta ipotek altına alacak şekilde bir eylemde bulmamız mümkün değil. Şimdi hocam biraz tweet geldi onları yes, okuyayım sizle tweet. paylaşalım. Evet Zeynep Uslu söylemiş demiş ki bir daha hatırlatıyorum hashtag'imiz yani etiketimiz inanıyorum çünkü soruları bekliyorum. Gördüğünüz gibi okumaya da devam ediyoruz. Caner Hocam, Yahudilikte ve Hristiyanlıkta yer alan, yaratılan ilk kadın Lilith olarak geçmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kutsal kitapları tahrif eden bölümleri e, arasında mı demiş? Ya, Yine hocam bir soruları okuyayım. Siz tabii, tabii. Siz e, Soruları bunları... bir dakika şimdi... Lilith konusunu sormuş hocam. Ben o zaman hocam. not alayım evet. ya Çünkü böyle okuyunca ya, kaçırmıyorum. Hani paylaşımcı bir program olsun istiyorum. Yok, İzleyicilerimizden yok, de çok geliyor. Değil, Onun şey... için... Lili hocam de. benim sorum Hz. Yakup ve beraberindeki 11 oğlu ile sanırım evet. 11 Yahudi kavimi ki burada 12 demeniz lazımdı beni izlemiyorsunuz demek ki neden Kenan diyarından Mısır'a göçtüler seneler sonra bu sefer 12 kavim neden Mısır'dan bak şimdi düzeldi 12 kavim neden Mısır'dan kaçtılar Firavun'un Yahudileri sevmediği halde neden koca bir orduyla takip etti diye bir soru soruyorlar Yine bir üçüncü soru daha. İnanmak bana güç veriyor. Güzel. Bak ilk defa inanıyorum çünkü'nin cevabı gözde umay gül söylemiş. İnanıyor. inan. inan İnanmak canım. bana güç veriyor. Neden? Bu güç enerji nereden geliyor? Büyük bir kaynaktan mı besleniyorum diye size soru sormuş hocam. Buna uzun cevap verelim. Evet. Haydi. Yine bir soru gelmiş. Emre Recep baş kardeş. Ertan Öziğit, Caner hocama sorar mısınız kurban bayramı diye bir bayram var mı? Sadece haçta olana mı farz bu ibadet? Yolun farklı zamanlarda bu ibadet yapılabilir mi diye sormuş. Çok soru geliyor hocam. Şamanizmin İslam'daki mineşen, İslam'daki kalıntıları nasıl bu kadar benimsenmiştir? İslam dininde bulunmayan geleneklere inanç nasıl bu kadar fazla bunu tartışmaya çalışıyoruz sevgili Mine. Evet. Biraz önce bahsettiğimiz işte Fatima'nın eli, Fatma'nın eli diye anlayın. Ardından nazar boncuğu, işte kurşun dökme vesaire vesaire. Son bir soru daha okuyayım. Hocam sonra siz dinleyelim. Murat Koyu Süren. İlgiyle izliyorum ve keyif alıyorum. Sohbetlerden, istikamet ve diğer dinler açısından... E, vekalet e, konusuna değinir misiniz demiş. Büyük anne babamın kurban vekaleti e, vekalet ettim. Bizde yani. kurban kesimi yapan kişiye vekalet verdik. Sorguladım kendi kendime iyi, iyi mi yaptım, kötü mü çok yaptım? Çok kısa bir cevap verin. onlar evet. çok fıkhi konular. Hocam başlayın. Size sorular. Şimdi ya evvela şeyleri de hep belirtmek istiyorum. Yani İslam'ın kaynağı Kur'an. Bir şey Kur'an'da yoksa ee, insanların o konudaki söyledikleri dini açıdan bana göre bir bağlayıcılığı yok İslam açısından. Çünkü güvenebileceğimiz kaynak Kur'an, diğer kaynaklarla ilgili birçok sorununda görüyoruz. Şimdi ilk kadın, yani Hazreti Adem'in eşi bir kere Havva, Kur'an'da Havva ismi geçmiyor. Evet. Yani... Adem ifadesi var. Bu Adem ifadesi e, ne ilgili ne anlaşılacak falan yani o da e, konuşulabilir ama yani ondan şimdi Kuranda biz böyle evvelden mesela Havvadan önce başka bir eşi var mıydı yok muydu şeyini bir şey söyleyecek bu, bu spekülasyonları e, yapabileceğimiz bir malzeme yok. Malzeme yoksa bununla ilgili ne söylesek? Tabi bu İbrani mitlerinde var. Tabi yani tabii. ne söylesek e, şey olur. Şimdi bu buradaki sıkıntılardan biri şu, bunu söyleyelim yani. Bizdeki önemli şeylerden birisi birçok hocanın bu İslamiyet'te yok veya bilmiyoruz şeklindeki ifadeyi kullanmamaları sorun. Mesela birisine gelip soruyorlar işte benim hep aklımda kalan örneklerden birisi. Ahirette kaç yaşında olacağız? Şimdi evet. bunun doğru cevabı şudur. Kur'an ahirette cennetin olduğunu söylüyor. Cehennemin olduğunu söylüyor. Sorgunun olduğunu söylüyor. Cennetin beğenilecek, cehennemin beğenilmeyecek bir yer olduğunu söylüyor. Burada konumuzun dünyada ne yaptığımıza bağlı olduğunu söyleyeyim. Böyle çok önemli bir anlatım var. Ama yani cennette e, şey geçmiyor yani Kur'an'da kaç yaşında olacağımız bizim bedenimizin şeklinin nasıl olacağı ilgili, yeni bir yaratılışa yaratılacağız diye bir ifade var ama bir detay yok o zaman bunun cevabı nedir bilmiyoruz bir yaş, yaş denilen bir kavramın bir karşılığı olup da olmayacağını da bilmiyoruz ama ne olur birçok bilmiyoruz diyen hocalara karşı bir hoca ortaya çıkıp da bir cevap verdiği zaman ne oluyor ya bak maşallah işte çok iyi hoca işte her şeyi biliyor falan oluyor yani Oysa siz Kur'an merkezli bunu anlatıyorsunuz, hadis merkezli söylemiyorsunuz. Ya hadis merkezinden, evet. yani hadiste olmayan şeyler de uyduruldu. Evet. Şimdi tabii hadis Kur'an hadis konusu ayrı bir konu. Yani hadiste olmayanların da uydurulduğunu görüyoruz. Ya hadiste ayrı ayrı birkaç ifade var. Ayrı ayrı birkaç ifadeden birini seçip diğerlerinin yok sayıldığı vakalar da var. Yani buna evet. da değişik verebileceğimiz birçok örnek var. Yani insanlar Sorularının yani bazen bunun cevabını bilmiyoruz. Ahirette göreceğiz gibi cevaplar. Mesela ilk insanla ilgili o detaylar İslamiyette yok. Yani cevap bu, bu kadar. Bunları kabullenmeleri lazım ve doğru cevabın peşindeyseler, doğru cevabın bazen bu olabileceğini bilmeleri lazım. Yani. E... Karşıdakine ben hep şunu söylemeyi söylüyorum. Yani eğer ki İslam adına birisi konuşuyorsa yani ne kadar Kur'an'dan konuşuyorsa o kadar İslam'la alakalı. Ben şimdi desem ki Lilith ilk kadın mı değil midir? Yani nereden biliyorsun? Hazreti Adem'in evlilik hayatını mı sen gözetledin? Kaç kişiyle evlenmiş? Ne yapmış? Havva'dan önce biri var. Kur'an merkezli düşünmek. Tabii yok yani Kur'an'da yok. Böyle bir ifade yok. Ha e, Kur'an'da yani yok aslında sevgili yok, dostlar. Kur'an'da Kur'anla Kur 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 çelişik bir şey dedi Lilith gibi yani diyelim. Bu nereden çıktığını ben biraz isterseniz tabii, tabii. anlatayım hocam. Ha, pardon birlikte... şunu da diyeyim. Evet, şimdi Kur'an'da olmadığı zaman birçok kimse... ...İsrailiyat kaynaklarına gitmiş. İşte bu tip cevabı olmayan soruları. Mesela Adem'in eşinin ismi nedir diye sorulmuş. İşte Yahudi kaynaklarında Havva geçiyor. İslamiyet'te de herkes Havva diyebilir. Olabilir, ismi Havva olabilir. Biz de bugün Havva diyoruz. Ama Kur'an açıdan ismi Havva diye geçmiyor. Yani İsrailiyat'taki birçok malzemeyi... İslamiyet'in içine girmiş. İsin doğrusu Zerdüştük'ten de Hinduluk'tan da yani başka bir dinle etkileşim olduğu zaman siz onu o sizi etkiliyor kaçınılmaz olarak. Hani biraz evvel girdiğimiz pagan kültürdeki işte muskaların, boncukların veyahut da işte bu bez bağlamaların İslamiyet'i etkilediği gibi yani etkileşim de, yani karşı karşıya gelince iki tarafta birbirini genelde etkiliyor. Fakat İslamiyet çok hızlı yayılınca Evet. E, e, o Arap yarımadasında e, İslamiyet'e geçen e, toplulukların önemli bir kısmı Yahudi ve Hristiyan'dı bunu unutmayalım. Şimdi Yahudi Hristiyanlar da İslamiyet onların hak din olarak tasdik ettiği için Yahudilik Hristiyanlıktan insanlar İslamiyet'e bir bilgi geçirirken geri kalan alanlardan olduğu gibi pek dirençle karşılaşmadılar. Daha rahat geri kalanını bu aslında İslam'da da böyle deniyor şeklinde onu bir soslamaları kabul ettirmekte biraz daha da evirip çevirmeleri gerekiyordu yani çünkü öbür Hinduluktan bir şey geldiği söylense baştan zaten e, tepki çekerdi onun kökenini yok etmek sanki İslam'da varmış gibi göstermek lazım Hinduluktan bir şey İslam'a geçirmemiz için ama Yahudilik, Hristiyanlıktan geçenler e, o kadar tepki almadı hatta birçok kimse İsrailiyattan ...alıntılar yapılmasının caiz olduğu, meşru olduğunla ilgili ifadeler de İslam'ın içine soktular. Böylece kapıyı iyice açtılar. O yüzden özellikle Yahudi Hristiyan hikayelerinin İslamileşmesi çok vardır. Bilhassa Rambam dönemi herhalde bu çok etkili olmaya başladı. Hocam şimdi bu Lilit konusu yani aslında Babil kaynaklarındaki iştar dediğimiz... ...veyahut da işte daha kötü kadın yani... Şöyle bakacaksınız. Hristiyanlıktaki daha çok Scarlet dediğimiz kırmızı saçlı bir kadın hikayesi vardır. Bu Lilith'in kendisidir. Kötü kadın diye onu işaret eder. Hristiyanlık. Ama Lilith konusu müsevilikte nereden çıktı? Yaradılış kitabını açacaksınız. Yaradılışta bir şöyle devam eder. Şimdi tam yerini daha önce söylemiştim. Bunu takip edenler bilecek. Bir Der ki, Hazreti Havva'yla Hazreti Adem'i çamurdan aynı anda yarattık. Hikaye devam eder, yani e, yaratılış, işte babları devam eder. Kur'an'da Sonra, ben onunla ilgili kitabım var, bu arada söyleyeyim parantez içinde. Evet, anlatır mısın? Bir Müslüman evrimci olabilir mi evet. şeklinde kitabım. Yani çamurdan yaratmayı nasıl anlayabiliriz? Asıl insanın çünkü Kur'an'da Adem'le ilgili çamurdan yaratma geçiyor. Bütün insanların çamurdan olduğu geçiyor. Evet. Sizi çamurdan yarattı diye Allah Kur'an'da geçen ifadeler. Hatta ve Benim evet. de oradaki şeyim çok basit kökeni. Yani yediğimiz gıdalar toprakta bitiyor. Yani işte patates, domates, su ve toprağa kendi vücuduna değişime uğrayıp patates, domates oluyor. Tavuklar, inekler de onları yiyor. Tavuk inek oluyor kendi bedeninde işte patates domatesleri değiştiriyorlar. Biz de patates domates tavuk inek yiyoruz. Onları vücudumuza değişime uğruyoruz. Aslında şu anda bile bu yüzden çamurdan oluşuyoruz. Yani Ve topraktan. Hepimiz şu an... geldik diyorsunuz. Tabii şu anda. Evet. Yani aslında Adem topraktan geldi diye hepimiz topraktan oluşuyoruz herhalde. Evet. Şu anda biz konuşurken bu şekilde her saniye 5 milyon tane hücremiz oluşuyor yerin. Saniyede 5 milyon. Peki bu 5 milyon hücre gökten mi geliyor? Allah istese gökten gönder ama sistemi öyle kurmamış Allah ne yapıyor? Yediğimiz gıdalar vücudumuzda değişme oluyor. Yediğimiz gıdalar hepsi de toprak ve suya yani çamura dayanıyor. O yüzden Kur'an ayetlerinde sizi Allah çamurdan yarattı diye geçer. Ha bizden kasıt ilk insan, ilk insan da böyle geldi diye insanlar zihninde onu kurgulamış. Aslında ayetin açık ifadesi bizim hepimizin çamurdan olduğudur. Hocam, ve izin... bir anda ifadesi hiç yoktur Kur'an'da. Bu da çok önemli. Evet. Yani bir anda böyle pat diye çamurdan aldı Allah yaptı şeklinde ifade insanların hayallerinde kurduğu bir ifadedir. <laughs> Tabii benim de kita... şunu da söyleyeyim. farklı baktığı için. Yok yok ben tabii bu fırsat evet, olmuşken parantezde kitleri. anlatmak istedim. Yani benim bütün kitaplarımın da PDF'leri ücretsiz internette vardır. Hatta yani Türkiye'de herhalde kitaplara en çok YouTube'da da bu videolarınız var oradan Videolarım da var evet. ama kitaplarım yani kita... YouTube'da videosu olan çok da kitapları YouTube'da internet erişimiyle bilen akademisyen az oluyor genelde. Evet. Ben onu özellikle bu işi de zaten yani maddi karşılık için yapmıyorum. Allah rızası için birilerine bir şeyler ulaştırabilirsek bilgi. Ne mutlu O bana size. ne mutlu. bana Yani evet. o amaçla yaptım. Böyle olunca da yani yayın evinin kitap satmasını beklemek falan filan bana hep şey geldi. Yayın evleriyle de baştan anlaşmayı kitaplarımın PDF'ini internete koymak şartıyla basmalar üzerine anlaştım. O yüzden yani isteyen de ücretsiz olaraktır. Caner Taslaman.com'dan ücretsiz pdf'ten indirir. Hatta dediğin gibi yani Türkiye'de kitaplara en çok yabancı dile çevrilmiş akademisyenlerden biriyim. Yani Yunanca, Arapça, Hollanda dilinde, İngilizce, Rusça, Azerice, Japonca. Yani birçok kitap var internette PDF'ler olan. Öyle Japonya'da tanıdıkları olan varsa Hollanda'da, İngiltere'de, Amerika'da. İndirebilirler diyorsunuz. İndirebilirler, onlarla evet. paylaşabilirler. Onu da fırsat gelmişken kitaplarımın reklamında yapmış. PDF'in satış <laughs> reklamı değil ama hepsi ücretsiz. Tamam. Şimdi hocam reklamını yapayım. Soruya evet. gelelim. Şimdi Lilith hikayesi şunla ilgili sevgili dostlar. Lil Şimdi Lilith biraz önce söylediğim gibi aslen e, eski ahitte geçmez. Eski ahitte vurgu yaparak İbrani yani daha çok kabalist bir davranış olarak karşımıza çıkar. Tabii onu da söyleyelim kısaca da yani e, bizde nasıl ki Kur'an tek bir cilt Fıkıh kaynakları, hadis kaynakları, Şii kaynaklar, Sünni kaynaklar daha o diğer kaynaklar böyle cilt cittir. Yani Kur'an'dan bilmem kaç cilt fazladır. Bu aynı benzer durum aslında Yahudilikte var. Yani Yahudilikte Eski Ahit diye Hristiyanlar anlar. Tabii onlar ona Eski Ahit demez ama yani biz yine Eski Ahit diyelim anlaşılsın. O Eski Ahit dediğimiz bölüm ilk beş kitabı Tevrat. içinde Zebur var, diğer kitaplar var. Altı olan işte. bölüme e, tabi onların bölümleri değişik de, değişik yani e, ben kabul yaratılıştan bahsediyorum tabi o genesis tabii. bölümünden genesis özellikle bölüm. bahsediyorsunuz o ilk 5 kitabın e, birinci bölümü e, ristiyan mezheplerindeki biraz daha kalındır Yahudilerin kabul ettiğinde ama aşağı yukarı çok yakındır birbirlerine e, öyle bir ciltlik kitaptır o diyelim e, Kur'an'dan biraz daha kalın daha kalın, biraz daha kalın, değil, daha kalın, ama çok çok daha kalın da değil. Buna karşılık Yahudilikte mesela işte Kabalayla beraber işte onların diğer kitapları da var, kat kat fazladır, yani ciltlerle fazladır. Tabi. Yani onu da belirtelim, yani Yahudilik kaynakları dediğimizde o bir tek eski ait değildir. Onun dışında işte Mişna falan da diye Tabii. anılan yani diğer kaynaklar var. Tefsirleri de dahil olmak üzere hemen hemen tabii, tabii. O e, Rabbilerin, falan... Rabbilerin çoğu tefsir yapmıştır bu konuda. Yani en hani etkili olan da e, yani İspanya kökenli Aslı İbni Meymun'dan bahsedebiliriz. Yani Rambam dediğimiz e, aslında kişinin yapmış olduğu Mısır'da öldüğü dönem dahil olabilir. İslam felsefesinden de çok etkilenmiştir. Çok etkilenmiştir tabii, tabii. Aynı zamanda şimdi burada bahsetmiş olduğumuz... Mişna da... Gamara e, olarak konuda şeylerin yani... E, kalınlığı mevcut e, kaynaklarından kat kat fazladır. Müslümanların birçoğu da işte onlardan Ama bu çok normal tabi hocam. Hayır demek istediğim yani. şey şu. Yani İslam düşüncesine Yahudilikten, Hristiyan kaynaklardan, Yahudi kaynaklardan bir şey girdi dediğimizde birçok kimse zannetmesin ki eski ayeti alıp da soktular. Onların birçoğu diğer kaynakları da tabii. Yahudi kaynaklarında okuyordu. Yani İslam'a Yahudilikten geçenler ya Yahudi yani hocam, Yahudilik Yahudilikten, yani İsrail'den geçen... girdi demek. Evet. Bir tek şu ne andaki, demek hocam? Tam söyleyin. İsrailiyattan e evet. girdi demek Yahudilerin kullandıkları kaynaklardan giren Yalnız bilgi. Yalnız kaynak mı hocam? Ya, yani aralarındaki hikayeleri, kaynakları hepsinden giren evet. bilgi. Bu da eski ayette bunu sadece bir cüzü yani. Evet. Çünkü bir kısım sadece eski ayetten alıntıları. Yani aslında diye yaşayış Odan, şekillerinden yani bunların içine isterseniz ee, daha çok müseviliği etkileyen var olmuş o dönem yaşamış oldukları var olmuş onların içine de giren Babil e, işte kaynaklı Sümer kaynaklı hatta Mısır kaynaklı bilgiler bile şu anda Anadolu topraklarında e, İsrailiyat diye bize satılan Tabii. işler Ya bana. zaten Aslında... Talmud burada kaç cilt Talmud alsak yani kaç cilt Talmud ediyor? Tabii. Burada Türkçe'de de işte Talmut mesela ve hadis diye kitap vardı yanılmıyorsam e, hocamızın e, Kabala yayınlarından çıkmıştı. Mesela burada enteresan bir kaynak bu konuda bakabilirler. Yani İslam düşüncesini ne kadar etkilediği ile ilgili. Tabii. Hocam şimdi vaktimiz az kaldı ben bu lilite girecektim ama reklamdan sonra gireceğim. Bu arada ben size bir şey sorayım. Yani e, bahsetmiş olduğumuz herhangi bir sembol... Yani İslamiyetle bir, bir alakası var. yok. Evet. Şimdi bunların İslamiyetle alakası, alakası yok. Yoktur. Biraz yoktur, bahsettiğimiz... Ben aynı şeyi de tekrarladığım farkındayım. Niye tekrarlıyorum? Ben bu programların hep bir yararı olsun istiyorum. Çünkü halk arasında bunlar dini objelerdir gibi kullanan çok insan var. Burada bazen çok şey konuşuyoruz. Ya sonunda hoca ne demek istedi oraya yoğunlaşanlar var. Aynı şeyi tekrarlama nedenim o. Bunlar hala İslam'ın sembolleri gibi halk arasında pazarlanıyor. Birbirine Sanki hedi hediye e, Fatma veriliyor. anamızın eliymiş gibi bize pazarlanıyor şey demekte de çok şey, yarar var. İlla Çünkü bir şey verecekseniz. Yani illa... bunun geçmişine baktığımız zaman bu kesinlikle bu sembol İslam'a ait, İslam'da yaşanılan hiçbir şey değildir. Bu tamamıyla size söylüyorum bilhassa burada algılandığı gibi bu tamamiyle Mısır kaynaklı Horus'un gözünden e, istifade edilerek Horus'un gözü nazar boncuğunun kendisidir ve insanları Horus'un gözü kötülüklerden koruyacağına inanırlar. Daha doğrusu Horus'un şiddetinden de korunacağına inanırlar. Aynı zamanda şeye baktığımız zaman Hinduluğa yani burada Bindu dediğimiz yani alında gördüğünüz hani kırmızı kadınların kırmızı koyduğu aslında evli kadınlar kırmızı bir leke koyar. Bekar kadınlar ise siyah bir leke koyar. Oraya kadar giden bir hikayenin kendisidir. Yani bu daha çok paganist bir inançtır sevgili dostlar. Yani bunun tam ucunda balıklar sarkmaya başlar. Reklamdan sonra onu anlatacağız. Şimdi bir reklama gidiyoruz. İstanbul Medipol Üniversitesi. Bayanlar. Ayrı düşen neden oldu. Yürekler yine bir. Bayram yine bizim. Neşesi yine bizimdir. Sağlıcakla. Abdullah Efendi Türk Kahvesi. El değmeden hazırlanan %100 Arabika Türk Kahvesi. Taptaze, bol köpüklü, lezzetli ve tam kıvamında keyif. 100 gram Abdullah Efendi Türk Kahvesi 3 lira 95 kuruş. Bimden size. yarın 10.30'da TV yüzde. Kurban Bayramınız mübarek olsun. İlk önceliğimiz kurban kavurması. Bakın bakın. Lezzet, 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 lezzet damlacıkları. damlacıkları. Of, 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 of. Yani yağlayacağız, tuzlayacağız, buraya alacağız, mühürleyeceğiz. Gürkan <laughs> Şef'le bayram yemeği, bayram boyunca saat 16'da TV 100'de. <laughs> Kültür ve sanata seyirci kalın. Seyir dünyasında bu hafta bayram heyecanı yaşanıyor. Birbirinden değerli isimlerle keyifli bayram sohbeti sizleri bekliyor. Şarkılarıyla 90'lı yıllarda Türk pop müziğini kasıp kavuran 90'lar ruhunun temsilcilerinden Sibel Alaş. Yanıma. Mı adam seni kokur, acıtmazlar mı ya bile? Erdal Çelik Gittin giderim, Değişen bir şey yok şimdi Buralar ve jale. Ben bu 90'lardaki şarkıların neden bu kadar tekrar sevildiğini... Biz o şarkılara başka bir ruh veriyoruz. Bizlere albüm yaptıkları zaman o şansı verdiklerinde... Seyir Dünyası, Pazar günü saat 10.30'da TV 100'de. Evet, TV 100 ekranlarında Ertan Özit ile kayıt dışındasınız. Evet, neyi masaya yatırıyoruz? Batın inançları konuşuyoruz. Lilit e, Lilith soruları geliyor, onları anlatmaya çalışıyoruz. Kurbandan bahsettik. E, biraz Deizm bahsedeceğiz. Biraz vaktimiz yeterse Scientology'nin e, biraz aklımızı nasıl karıştırmak istediğinden bahsedeceğiz. Evet, konuğumuz Caner Taslaman hocam. Şimdi size gelen bir soruyu okuyun, cevap verin. Ben de sonra Lilith'e anlatayım. Ne yapalım? Yani çok soru geldi. İnancım güç veriyor dedi. Evet. Şimdi tabii inancın güç vermesi önemli bir şey ama burada önemli olan şeylerden birisi güç vermesinden önemlisi inancın ne kadar hakikat olduğu. Ee, hakikat olup olmadığını... Hakikat nered... derken neyi kastediyorsunuz? Gerçekle özdeşleşmesi yani atıyorum evet. kafadan yani adam kendisinin... Ee... 300 yıl yaşayacağına inanır ona güç verir de bir palavradır yanlıştır yani evet. bir şey değildir yani ona güç veren şeyin doğru olması objesi de önemli. Bu İslam'ın tabii ki güç vermesi bana göre çok önemli bir bölümü. Hocam yani benim inanç şu anda mi, yazdığım iman mı neden konuşmamız lazım aslen? İmanla inanç ben zaten farklı şeyde kullanmıyorum İman bir şey, emin olmak demektir yani bir şeyden eğer siz eminseniz yani o imandır. Ee, ve Tam bu, teslim emin, diyelim e, mi buna? E, eminliğin zaman. dereceleri vardır. Yani Kur'an'da da geçiyor işte imanlarının artması şeklinde bir ifade var. Onların imanı arttı diye. Demek ki bu artabilen bir şey, eksilebilen bir şey iman. Bu güven e, derecesiyle artıyor. Bu tabii ki iman diyenince benim kendi ilgi alanımda konu açısından bunun içinde ne kadar akıl olup olmadığı konusu devreye giriyor. İman şimdi bir zihinsel durum. Bunun kökeninde ne olup olmadığı ayrı bir tartışma. Yani bunun kökeninde siz aileden öğrendiğiniz için de bir şeye çok güveniyor olabilirsiniz. Tamamen akılla temellendirdiğiniz için de olabilir. Yani iman akla karşıt bir şey değildir. Ama akılla olmak zorunda da değildir. Yani akıldan bağımsız, asıl ailesinden duyduğu için iman olan birisi olabilir pekala. Yani içinde güven oluşmuş. Ama tamamen akli bir temellendirme yapılan bir iman da olabilir. Yani bu bir iman meselesidir. Akıl burada çalışmaz. Yanlış bir ifadedir. İman emin olup olmamayla ilgili bir şeydir. Akıl onun kökeninde ne olup olmadığıyla ilgili e, ayrı bir tartışmadır. E ben tabii ki e, bir felsefeci olarak da yani yaklaşım olarak da aklı olmasının önemli bulurum. Ama benim felsefeci olmamdan önemli olan yani Kur'an sürekli akla atıf yapar. Yani büyük dinlerden hiçbirinde dünyadaki insanlarda Egemen olan büyük dinlerden hiçbirinde Kur'an kadar akla atıf yoktur. Evreni tanımaya, evreni değerlendirmeye yani hem Kur'an aklı çalıştırmaya atıf yapar. Hem evrendeki fenomenlerin akılla değerlendirilmesi, onlardan sonuç çıkartılmasına e, atıf yapar. Şimdi inancın güç. İnanca verme... nasıl bakıyorsunuz? İmanı İnanc, i̇man. İnan, evet. iman. Yani iman dediğim şey, evet. benim dediğim emin olma. Ben bunda aklın kökeninde olmasının oldukça makbul olduğunu görüyorum. Yani zaten bunu İslam alimlerinin çoğu da söylemiştir hatta kullanılan terminoloji de genelde tahkiki iman, taklidi imandır. Yani tahkiki iman bir şeyi araştırarak iman etmektir ve İslam düşünürlerinin aşağı yukarı hepsine göre makbul olan iman şekli budur. Bir de taklidi yani iman vardır. Soracağım. Mahalleniz, aileniz inandı diye sırf Bir örnek vereyim mi bununla tabii, ilgili? Tabii. Yani Danimarka'da Danimarka'yı ya örnek verdik. Evet. Protestan bir papazın hatta e, cemaati olan bir papazın, kilisesi olan bir papazın oğlunun İslamla tanışıp Hristiyan yetişmesine rağmen, Protestan yetişmesine rağmen, İslamla tanışıp İslam'a kendini uygun görmesi ve ben bu dine inanıyorum demesinden bize hediye olarak verilen bu topraklarda biz bir şekilde doğduk. Benim annem işte hacı bir kadın. Yani dolayısıyla bana bu hediye edildi. Hangisi daha değerli hocam? Şimdi şunu diyelim yani Allah herkesi kendi koşulları içinde değerlendirecek. Yani bunu ben yani birey olduğunda şu kesin şundan değerlidir diyemem Allah bilir. Ama zahiren bakıldığımızda tabii ki yani sırf aileden duyduğu yerine yani oturup da bunu araştırmış etmiş ve genelde tabii ki bir insan bir inancı kabul ediyorsa bir papazın oğlu olarak genelde mahallesinden ailesinden çok büyük bir baskı görür inancı için bunları göğüslemiş olmak çok büyük bir değer. Evet. Yani zahiren nasıl Müslüman, hangi Müslümanı tercih edersin dese ben öylesini tercih ederim. Yani oturup da sırf aileden gördü tercih etti. Ama sonuçta birey olarak konuştuğumuzda herkesin içini, kalbini Allah biliyor. Allah değerlendirecektir. Yani ben şundan üstünüm, o benden üstün, şu şundan üstün, bu bundan üstün şeklinde hiç kimse için hiçbir zaman yorum yapmam. O açıdan bilemem ama zahiren baksam yüzeysel olarak ...o çok daha makbul bir şeymiş gibi gözüküyor. Çünkü orada gerçek bir tahkik var. Yani ailesine rağmen öyle bir değişim yaşamanın ne kadar zor olduğunu... E, ...biliyoruz. Yani ben hiçbir zaman için akıl kökeninde olmayan iman geçersizdir demenim ama... ...İslam kelamcılarının bayağı bir kesimi... E, ...akılla temelendirmeyen Allah inancının, dinle ilgili inançların... ...geçersiz olacağı şeklinde izahlar yapmıştır. Şimdi bugün bazı hocalar... ...bizi akla önem veriyoruz diye... ...kınıyorlar ve geleneğe sürekli atıf yapıyorlar. Ya Onların atıf yaptıkları gelenekte öyle ifadeler var ki... ...aklı kullanmayanın imanı geçersizdir diyor. Yani biz hayatta kimsenin imanı geçersizdir demedik. Bu daha makbuldür diyoruz. Yani bir şey daha makbuldür ile geçersizdir arasında çok büyük bir fark var. Gerçekten ben yani... ...aklederek imanın hem Kur'an'ın gereği olduğunu... ...hem yani sonuçta bir insanın... ...temelleriyle inanmasının olması gereken olduğunu söylüyorum. Sonuçta Türkiye'de de gördük. Sırp birilerinin peşine, kuyruğuna, körü körüne gitmenin... başımıza açabileceği belaların ülkemizde çok örneğini gördük. İslam Yap, aleminde çok de, da yaşadık de, yaşadık. de e, evet. çok çok örneğini gördük. Şimdi inancın güç vermesine tabii dönerse... ...şimdi insanların günümüzdeki bu küreselleşme sürecinde yaşadığı... ...en büyük sorunlardan birisi anlam sorunu. Biz... E, ne kastediyorsunuz? Anlam yaptığımız şeyin anlamlı olmasını isteriz. bir şeyin anlamlı olmasını istersek yani o yapılmaya değer bir şey olmasını isteriz. Veyahut da bir hayatta bir rota çizeceksek referansımız ne hocam anlamda? Anlam... Kime göre? Bana göre mi yoksa bir bilgiye göre mi? Tabii ki o anlamdaki şöyle ki referans yani ee, bence objektif olarak gerçek anlamda anlamın olmasını isteriz. Yani kendi kendimizi kandırmadığımız bir anlam. Olmasını isteriz. Yani bir kendi kendimizi kandırıp ürettiğimiz de bir anlam olabilir. Ee, İslam e, burada bence an, anlamı e, şöyle bir şey düşün Ondan önce şöyle bir örnek vereyim. Birçok insan hani gerçek anlam mutlulukta olduğunu düşünebilir. Fakat aslında öyle de değil. Yani birçok kimseye şöyle bir makineye soktuğunuzla ilgili hayali bir deney e, önerelim makinenin içine girsinler. O makinenin içinde yaşayıp da bütün hayatlarını mutlu geçirecekler. Yani mutsuz olmaları mümkün değil. Ama makinenin içinde hiç kimseyle muhatap olmadan tamamen hayal kurarak bütün hayatlarını geçirecekler. Makine bunları bir hayale bağlayacak ve gerçek objesi hiç olmayan bir hayat olacak. Yani aslında anlamsız bir hayat ama tamamen mutlu bir hayat geçecek. En ufacık bir stres, kaygı yok ama makine içinde geçmiş bir hayat. Yani Normal... üst aklın geleceği biçimlendirdiği bir yapıdan bahsediyorsunuz. Yok ben bunun üst üzerine... akla demiyorum bir hayali deneyden bahsediyorum. Yok ama bu bunun üzerine kurulmuş bir şey var hocam. Yol var şu anda. Gelecekte böyle olacak diyor zaten. Şimdi o bilmiyorum evet. onu da ama yani benim dediğim bir hayal değil. Şimdi böyle bir deneyde birçok insan girse yani sırf mutlu olacak. Mutluluğu kesin garanti böyle bir makine birçok kimse isyan eder. Niye? Çünkü biz aslında mutluluk kadar bir şeyin anlamlı olmasını, yapılmaya değer bir şeyler yapmış olmayı da istiyoruz. Buradaki benim tabii ki savunduğum şey ki bunu yani şu anda yazdığım kitabın bir bölümünde var ama bundan sonra yazacağım kitapta tamamen bu konu merkezli bir kitap yazmayı düşünüyorum oldukça felsefi varoluşsal sorgulamaların olduğu bir kitap olacak. İslam'ın hayata o anlamı verdiğini düşünüyorum çünkü gerçek anlamda örnek verirsek hocam yani şöyle diyelim. bir birinsiz biz yani anlamlı bir hayatı nasıl çizebiliriz? Çünkü biz anlamlı bir hayat çizmemiz için, gelecek rotası çizebilmemiz için evvela ben neden buradayım? Neden yaratıldım sorularına cevap verebilmemiz lazım. Ve bununla beraber ben nereye gidiyorum sorusuna cevap verebilmem lazım. Hocam bu bunları sorularsa felsefeci ancak... olduğunuz için söylüyorum. Yani ee, hani ateist olarak da bakabilirsiniz. Descartes veya Spinoza aynı şeyleri. Ben zaten ateistin şeyleri... hayatın anlamlı olamayacağını düşünüyorum. He, o, ama aynı arayışları içinde olmamış mı? Yani anlamlı Newton'da o... dahil olmak üzere. Şimdi zaten şu bana göre fıtrattan gelen bir arayıştır. Allah insanın içine anlamlı olacak şekilde bir hayat arama isteği vermiştir. Ve bana göre ancak Allah'ın gönderdiği bir dinle o anlamı bulur. Bir ateist de Allah'ın Allah varlığını reddettiği için, Allah'ın gönderdiği bir dinle buluşması mümkün olmadığı için anlamlı hayat yaşam olanağını bence yok eder. Allah insanı fıtratına koyduğu anlam arayışı ile insanı dine yöneltir. Yani içimize koyduğu Allah'ın adeta o bir anahtar vardır, anlam arama anahtarı. Evet. İslam kilit gibidir, bam diye girer onu açar. Yani bir yerde o içimizdeki anahtar o kilidin varlığına işaret ettiği için aslında içimizdeki anlam arayışıyla uyuştuğu için tabi neden İslam'ın ona uyuştuğunu da anlatmam gerekir. Onu dediğin o kitapta artık merak edenler beklesin. Bilgisi. Kitabın ismini de söyleyin. Şu mi? anda evet. yazdığım kitap neden Müslümanım? Evet. Bu kitap e, bitti şu anda kontrol ediyorum. İnşallah Ağustos ayının sonunda yine ücretsiz pdf'ini internete koyacağım. Şu andan hazır 3-4 dile çevirmeye hazır arkadaşlar da bekliyorlar. Ee, çevrilecek. Bu İslam'a neden inandığımızın delillerini içeren bir kitap. Yani neden Müslümanım deyince yani benim şahsi hikayem yok içe, içinde. Yani ben işte şöyle doğdum şuna karşılaştım. Yani başlık onu da çalıştırıyor. Kabaca nelerden bahsettiniz hocam? Çok... Kabaca İslam'a neden inandığımızın delilleri. Mesela İslam'ın Allah'ı anlatış şekli İslam'a inanmamızın sebeplerinden biri. İslam'ın evreni anlatımı, İslam'a inanılış sebeplerimizden biri. Yani İslam'ın kozmolojisi. İslam'ın dünyayı anlatması var. Hz. Muhammed'in yaptıklarının analizi var mesela bir bölüm. Kur'an'ın içindeki belli bir ölçüyle geçen matematiksel bir sistem içeren kelimelerin olması... ...mesela Kur'an'a inanmamızın bence sebeplerinden biri olabilir. Bunun dışında Kur'an'ın getirdiği Hocam, kavramlar... Hocam diğer dinlerde sağlamasını yap diyor, yapıyor musunuz kitabınızda? E, tabii diyorum. ki yani Heh. tabii ki diğer dinlerde var. Sonuçta mesela diyelim Kur'an'ın Allah inancını anlatması... Kurana inanış sebeplerimizden biri diyoruz, diyorum. Yani şimdi bu Allah'ın varlığını delili... Hocam, şöyle bir şey sorayım. Evet. Bakın, ee, çok geliyor bu soru. Yani biraz sonra da belki Deizm filan da bu konuda hani bizim için referans Şu anda olacak. yazdığım kitap Deizme evet. Cevap kitabı işte. Çok, çok bir... güzel. Evet. Çünkü gençlerle gençlerin Zaten Deizme böyle Cevap bir... falan şeklinde isim düşündüğümde, sonra aslında bu Bertrand Russell'dan biri gelen bir tartışma vardır. Evet. Mesela Bertrand Russell kitabın ismin nereden çıktığını da söyleyeyim why i am not a christian ben neden hristiyan değilim şeklinde kitabının ismi var. Ondan sonra bazı hristiyanlar da why am a christian yani neden Evet. E, hristiyanım şeklinde buna cevap verdi. Sonra bazı Müslümanlar da İslam'a karşı neden Müslüman değilim şeklinde de böyle kitaplar yazdılar. Yani literatürde neden hristiyanım Hocam, neden Müslüman hristiyan ne? değilim neden Müslümanım Hocam Russell şeklinde. kim? Bertrand Russell bir evet. felsefeci. <laughs> kim ama? Yani referansı nereden alıp böyle bir e, yani teori ortaya atıyor. Şimdi şöyle bir şey yani var. Yani şimdi sizde İngi... şöyle görüyorum da onun için bir şey yapacağım. Bir, bir, bir referansı dedi. Bertrand Russell. Eleştirisel yani... bir şey söyleyeceğim. Tabii hocam. tabii. Bertrand Russell İngiltere'de doğmuş. Yani 20. yüzyılın ünlü felsefecilerinden biriydi. Tamam. Kendisi ateisti. Şu anda Richard Dawkins diyebiliriz. 20. Tamam. yüzyılın ikinci yarısının en etkili ateisti. 20. yüzyılın birinci yarısını bana sorsaydınız. Mesela en etkili ateisti dünyada kim olmuştu diye. Bertrand Russell derdi. Bertrand Russell o. Hocam. Türkiye'de çok kitaplarını çok aşkla çevirenler oldu. Bizim Türkiye'de İslam için ölüp bitiyoruz diyen adamlar var. İslam için canını veririm ederim diyorum şeylere Russell'dan örnekler yaptılar değil mi hocam? Ya onlar Ras'dan tamam. örnek yapması demiyorum mu? Mesela ateistlerin Bertrand Russell'ın kitabını çevirdiği şevkle İslam'ın hayrına olacak kitap o kadar çevrilmiş değil. Hocam ateist mi? diye yani tanımladığınız kişiler kimler tam? Ateist de, yani ve olarak... düşünce şekli nedir tabii, yani? Tabii, bir yani çünkü bir Bunu pense... niye soruyorum? Bir ateist olacağım. benim karşıt bir, olduğum bir, bir... soru soracağım. Yani şi şimdi bakıyorum sizin hani e, daha çok söylediklerinize, yazdıklarınıza. Karşınızda mesela e, Descartes'in ateist olarak nitelendiriyorsunuz. Yok ben hiç Descartes'i... Veyahut da Spinoza'ya atıfta bulunuyorsunuz. Spinoza'ya atıp de, de, evet. yani Descartes'i ben tam tersi. Descartes teist bir filozoftur yani. Ş şimdi e, deizm derken Descartes'la ilgili... Ee, ...ne tarafta görüyorsunuz mesela bu kişileri? Newton'da dahil olmak üzere. Şimdi ben hepsi için ayrı ayrı teker teker konuşurum. Yani hepsi benim uzmanlık Hocam, alanım sayılır ama... Hocam işte çok... onun için size soracağım. Yani size Newton'da, Descartes'te Spinoza evet. apayrı bir hikaye orada. Newton'da, Descartes'te Hristiyan'dır. Evet. Ama nevi şahsına münhasır Hristiyan'dır. Onların ortaya koydukları mekanik evren görüşünün... De, ...tabii bu Newton'la zirveyi bulmuştur ama... ...Newton'dan önce Descartes'in sisteminde de bir mekanik evren var aslında atmıştır. Bunların deizme yol açtı falan filan şeklinde izahlar vardır ama o bana göre doğru değil yani. Ben neden olmadığını da mesela benim kuantum teorisi felsefe tanrı kitabım var. Kısmen cevabını orada bulabilirler. Ama Descartes'ta, Newton'da e, nevi şahıslarına münhasır Hristiyanlardır. Emin misiniz hocam? Tabii, tabii tabii, tabii Yani Newton üçlemeyi reddeden bir Hristiyandır. Tabii. Üçlemeyi reddeden bir Hristiyan olduğu için heretik kabul edilmiştir. E, ve, e, hocam niye, niye Newton'un? Mesela Trinity College ki Trinity Cambridge Üniversitesi'nin en prestijli kolejidir. Mesela onun başına da bu üçlemeye aykırı görüşlerinden dolayı bir süre getirilmemiştir. Fakat o kadar ünü kendi döneminde de etrafı sarmıştır ki duramamışlardır karşısında. Zaten yani Cambridge'in Trinity Koleji'nin namından ünlü, yani Cambridge Üniversitesi'nin toplamından ünlü bir e, ismi ortaya çıkmıştır Newton'u. Yani birçok kimseye sorsanız çoğunluk, daha doğrusu söyleyeyim yani birçok kimseye bilim tarihinde bugüne kadar en etkili kişi kimdir diye sorulursa Newton cevap çıkacaktır. Yani bazı rakipleri çıkar Einstein falan ama yani benim gördüğüm bugüne kadar ki bu tip e, araştırmalarda Newton açık ara birinci isimdir. Üçlemeyi reddeden bir isteyen olması İslam açısından önemlidir. John Locke'la da burada mektuplaşmalar vardır. Diğer ünlü bir felsefeci onun da buna yakın bir tavrı vardır. Ama Newton'un bu konudaki tavrı daha apaçık ortaya çıkmıştır. E, kutsal kitap üzerine yazdıklarının hacmi e, fizik üzerine yazdıklarından da fazladır. Descartes nevi şahsına... altında altın dal çevri yapmıştı. Descartes, Descartes çok öyle kutsal kitap falan üzerine yazmış birisi değildir ama e, Ristiyandır, Allah'ın varlığı üzerine argümanları vardır. Hristiyanların mucize anlayışlarına falan kendi evren anlatısı içinde bir şekilde şekillendirmeye, yani Tanrı'nın kuralları içerisinde açıklamaya falan çalışmıştır. O da kendini bir felsefi çabasıdır. Ama burada hiçbir yerde Ristiyanlar açıkça inkar yoktur Descartes. In. E, Katolik Kilisesi Descartes'ı niye aforoz etmeye çalıştı hocam? E şimdi şöyle bir şey var. Yani bu kilise biraz felsefeye girdi konu Hayır şimdi bunlar yani şöyle yani e, kilise bir doktrin alır. Bu doktrin bizde uzlaşmaz diye reddeder. Ona çok takılmamak lazım. Biz onların doğrudan beyanlarından hareket ediyoruz. Yani kendisinin Hristiyanlığı reddeden bir izah Allah'ın varlığını zaten Tanrı'nın varlığı ile ilgili ontolojik delil Descartes'la ünlüdür. Descartes diğer delilleri reddetmez ama kendi ortaya koyduğu delilin en kestirme, en iyisi olduğunu söyler. Yani Tanrı'nın varlığı ile ilgili delili vardır. Hristiyanlıkla ilgili izalarına baktığımızda da Hristiyanlığı açıkça reddeden bir ifadesi yoktur. Ha, onun ortaya koyduğu mekanik model işte belli muzeleri işte e, saf dışı bırakabilir falan filan diye bazı katolikler endişelenmiş. Ondan dolayı ona karşı izah yapmış olabilir. Bana göre onların önemi yok benim muzenin felsefi tartışması ile ilgili kuantum kitabında bir bölüm var. Yani şu anda girmiyorum çünkü o konuya girsem yarım saat alır. Yarım saatimiz olmadığını biliyorum. Merak edenler beni o kuantum kitabından o bölümü okusunlar. Çünkü oldukça derin felsefi bir konudur. Şimdi nasıl, hocam şöyle Kandrının söylediniz. Tanrının ve doğanın yasalarının arasında ki ilişkinin nasıl olduğu ile ilgili bir konudur. Bana dediniz ki şu anda Descartes ee, bir Katoliktir. E, Hristiyandır. Onun nevi şahsına nasıl Katolik doktrinleriyle bu tip yani, yani eninde sonunda şöyle söyleyelim. Katolik kilisesinin korkusundan dolayı da kendi yani İsveç'e gitti, İsveç'e gittiğinde de yazdıkları da dahil Tabii, olmak üzere bunları da katmak çünkü lazım. Çünkü yakın dönemde onun döneminde bunun Bruno'na ona tanıklık etmişler. Ondan sonra Galileo'nun başına gelenlere tanıklık etti. Zaten dünya üzerine benim bildiğim öyle yazacakları var. Ee, Descartes'in yani Descartes Galilei'nin başını... hocam? Descartes kendi kendine. şimdi benim bildiğim özel bir şey yok. Yani, yani felsefe tarihinde diyor. de yok. Bilinen kendisi e, çok mazlıydı. Evet. ...falanca prensese ders verirken... ...soğuk algınlığından falan filan... ...sabah kalkar kalkarken üşüttü gitti yani... ...genç yaşta, hızlı yaşa, genç öl... ...tam Descartes için söylenmiş bir söz... ...hızlı yaşadı, genç öldü. Evet, ee, Descartes'in arayışlarıyla ilgili... ...YouTube'da bir video çektim... ...isteyen izleyebilir... ...yani... E, ...bir şeytan ile ilgili... ...ona bir bakın isterseniz... ...hani bu arada farklı bir konuda bilgilendirme yapalım. Hocam ben şunu gördüm bütün incelemelerimde. Yani Westminster Abbey'de dahil olmak üzere yani Newton'ın e, cenazesinin olduğu yerde dahil evet, olmak Darwin üzere Darwin'le beraber arada gömülüler. Yani bulunduğu yer bir temple yani hani bizim tapınak dediğimiz yer. Yani orası bir kilise veya bazilika gibi gözükmesine rağmen ya orada Darwin'in olması daha ilginç. Tabii. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Çok net bir şey söyleyeceğim. Yani eee hocayla ile biraz burada farklı düşüne düşünüyoruz. Tabii. Şöyle bakıyorum ben. Yani e, Newton, Descartes, işte Spinoza da dahil olmak üzere çünkü aynı ekolün insanları gibi e, insanları bunlar. Bunlar daha çok e, aydınlanma çağında Mış gibi yapmış insanlar. Yani şeye baktığımız zaman Newton'a, yani kendisi eninde sonunda bir din adamı. Veyahut da Descartes'e baktığımız zaman bana göre öldürülme sebebi tamamıyla Katolik Kilisesi eline geçen bu İncil yüzünden öldürüldüğüne inanıyorum ben. Bu da benim görüşüm tabii. Ve bu ekol başka bir inanç sahibiydi. Bu inanç e, bildiğimiz Katolik Kilisesi veya Deizm diye de algılıyorlar bazıları. Yani bir inanç vardı ama bahsettiğimiz bu inanç daha sonra... ...yani bunun içine Francis Bacon'ı da koyabiliriz. Yani kendisinin e, aynı zamanda Shakespeare olduğu söylen, söylenen adam. E, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin temelini atan... ...yani altyapısını oluşturan o... ...hani şu anda daha sonra Benjamin Franklin'leri falan oluşturan... ...yapının kendisi gibi görüyorum ben. Tabii siz başka tabii yaptığınız için... Tabii yok ben için... böyle bir yaklaşımım yok. Yani bir de sizin söylediğiniz isimlerden ben yani Spinoza'yı ayrı bir yere koyuyorum. Evet. Ne için Mış ayrı gibi yapmak hocam? yalnız mış gibi yapmak kısmı olursa tabii ki o dönemde birçok kimse... ...günümüzde de yani mış mış gibi yapan yani kendinin asıl inançlarından farklı bir şeyler gösteren oluyor. Yani o başlık altında çok kimseyi birleştirebiliriz ama... Yani Spinoza'nın Bacon'dan Newton'dan Descartes'tan ayrı bir yerde olduğu kanaatindeyim evet. yani. O da benim de kanaatim değil gene felsefe tarihinin yazımı öyledir. İşte onu panteist derler. Panteiz tabii ben yine burada tarih dışı Panteiz söyledim her şeyi. Tabii benim ben tabii klasik felsefe tarihine göre anlatıyorum. Hocam benim, çok güzel bir şey söylediniz ben, ben klasik felsefe tarihine göre anlatıyorum. Benim bir de klasik felsefe tarihi dışında bir bilgim yok. Yani evet. ben klasik Ama felsefe... çok güzel bir şey söylediniz. Bakın tam kayıt dışı bir şey söylediniz aslında. Dediniz ki Westminster Abbey'den bahsediyorum yani e, İngiltere'ye gidenler Londra'nın tamamıyla hı hı. göbeğindeki işte e, kiliseden bahsediyoruz. Yani dedi ki hoca ya niye orada dedi hocam Newton var dedim kimi söylediniz Darwin Darwin'i söylediniz Darwin niye orada? Aslında Darwin'in olması çok mantıklı orada. Da yani tabii asıl millete sürpriz verecek hani bir çünkü Newton'un dindarlığı heretik görüyorlardı o dönemde. İstemeyi reddeden tabii. bir Hristiyan ve sorun görüyorlar. Fakat dindarlığı çok açık ve başarısı inanılmaz bir başarısı var. Dünya tarihin en büyük bilimsel başarısını göstermez kişi. Yani İngiltere gibi bir ülke bunu sahiplen. Yani Newton'u sahiplenmeyeceksiniz kimi sahipleneceksiniz? Yani Herhangi bir ülkedeki, dünyadaki, ülkedeki alın bilim adamlarının toplam ününü birçok ülkenin bir Newton'a yetişmeleri zor oluyor. E tabii ki onu en ünlü yere koydular. Şimdi Darwin'e geldiğimizde Darwin'in dini görüşleri gel gitliydi. Benim, evet. Şimdi şunu da diyeyim yani benim yüksek lisans tezim Big Bang, doçentik tezim e, kuantum iki konunun içine de Newton girip çıkar. Yani kuantum teorisi tabii, Newton Newton'dan alalımız, kopuşuyla tabii. çıkar. Tabii. Big Bang teorisi Newton birazcık... Newton olamayacak çünkü. E, evet. tabii. As, yani göbeğindeki şahıs değildir Newton iki tabii. konunun ama ikisinde de Newton'la ilgili önemliyenler önemli vardır. E, ama doktora tezim direkt Darwinizm. Darwin üzerine. O Darwin üzerine ondan sonra çok şey yaptım. Harvard Üniversitesi'ndeki işte e, misafir akademisyenliğim direkt evrim teorisini çalışmakla ilgiliydi. Yani hem yurt dışı çalışmam bir şey. Evrim teorisi ee, ...diğer konulardan daha fazla çalıştığım bir e, konudur. Yani bilim-din ilişkisindeki sorunlar dediğimizde... ...geri kalan konulardaki sorunların toplamı evrim teorisi kadar çıkmamıştır. Yani ben Big Bang'i, kuantum, izafiyet hepsini çalıştım. Ama şunu çok rahatlıkla görüyorum. Bu diğer çalıştığım konulardaki toplam milletin sorun etmesi, halkın zihnindeki sorun etme... Bir evrim teorisi kadar olmamış. Evrim teorisi çok çok e, zihinlerde e, soruna ben olmuş. sorun olmadığı evet. kanaatindeyim. Ama yani sonuçta buradaki sorunu insanların zihnindeki e, meşguliyet açısından değerlendirdiğinde... En, e, ...bir numaraya çok rahatlıkla bunu koyuyoruz. E, Darwin'de buradaki isim birçok insan için tabii ki e, gündem olmuş. Bunun bir böyle dini bir ibadet alanında ne yeri var diyorlar. Şimdi Darwin'e baktığımızda hayatında... Tanrı'ya inandığı dönemler var. Agnostizme, şüpheciliğe geçtiği evet. dönemler var. Hatta tabii hayatınla ilgili de değişik şeyler var. Hayatının sonuyla ilgili şeyler muallak. Yani hayatının sonu daha dindarlığa mı biraz dön en son. En son, bölüm. en son. en son kapanışta biraz daha dindarlık şeye evet. mi yaklaştı yoksa agnostizm de mi gitti değil. Fakat genelde gözüken başlangıçta tabii raip eğitimi de alan bir kimse var. Evet. Onu yarım bırakıyor. Daha sonradan bir agnostik, şüpheci illiğe daha kayan bir tip ortaya çıkıyor. Bu onun bulgularıyla da alakalandığı da birçok kimse kızının ölümünün, buradaki etkisinin Etkili bulgulardan olmuş. fazla olduğunu söylemiştir. Ama e, her zaman içinde aslında Darwin'in kendisi şunu söylüyor. Kendi bulduğu teorinin Tanrı inancıyla uzlaşabileceğini, ateizmi gerektirmediğini her zaman söylüyor. En başında da söylüyor, en sonunda da söylüyor. Yani bunu bir ateizm için kullanmaya kalkmıyor kendisi. Yani Richard Dawkins'in yaptığını o yapmıyor. Zaten nitekim bugünkü Darwin teorisini oluşturanların da önemli bir bölümü. Başka bir konuya geçtik ama nasıl olsa çok merak edilen bir konu. Teodosius, Hocam geliyor bütün sorular bunun üzerine. Teodosius mesela bugünkü Neo-Darwinizmin kurucu babalarından biridir. Mesela Francis Collins alalım. İnsan Genom Projesi en büyük biyoloji projelerinden biriydi. Onun başındaki şahıs uzun yıllar. E, Amerika'ya taşıyan Asha Gray daha birçok isim sayabilirim. Yani böyle dönüm noktası çok önemli olan teori bir yere taşıyanlar veyahut da belli bir yere getirenler. Kimse Önemli bir konumu ciddi dindar Hristiyanlar ve evrim teorisiyle ina, ile tanrı inançları arasında hiçbir sorun görmemişler. Darwin'in kendisi de bunun bir ateizme malzeme olmaması gerektiğini düşünmüş. Ama kendi hayatında her şeye rağmen bir Tanrı'ya inandığı dönemde şüphecilik arasında gidip gelmiş diye çok rahatlıkla diyebiliriz. Ama böyle bir şahısta... Hocam şöyle, bir, yani onu şöyle baktınız mı hiç? Yani mesela Darwin eninde sonunda bir papaz. Yani şöyle yani, bir şey diyeyim, Papaz olmuyor. Ama önemli olur. değil hocam. Öyle bir yola girmiş. Yani olmuş olmamış bir şekilde. Yani rütbe almanıza gerek yok. Tabii. Eninde sonunda o eğitime girmiş birisi. Ve evet. gönüllü olarak başlıyor. Ardında bir şüphecilik tarafı var. Sonra bir anda bir kırılma oluyor ve bir anda düşünceleri değişmeye başlıyor. Bir bakıyoruz ki düşüncelerinin sonunda ölümü de dahil olmak üzere e, bahsettiğim tapınağa gömülüyor. Tapınağın içindeki insanları şimdi herkese bir ödev verelim hocam. Bir de kayıt dışı Hı -hı. ödevi var. Efendim şimdi Westminster yani oradaki Westminster e, kilisesinin içine bakacaksınız. İçeride ölü yani cesetler olan işte zamanında işte Darwin'den başlayalım işte İngiltere'de yaşamış çok ünlü dünyayı değiştirmiş insanlar var. ben de onu söyledik. Bu insanların hangi örgüt üyesi olduğuna bir bakarsanız sonunda neden etkilendiğini anlayacaksınız. Bunları bana yazacaksınız Şimdi efendim. Benim Böyle haberim yok Darwin'den ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Darwin o kadar kendi hayatında da etkisi belli oluyor ki Newton kadar değil ama yine kendi hayatında da etkisinin büyüklüğü belli oluyor ve e, biyoloji tarihinin en etkili birkaç isminden biri olduğu da çok açık. Böyle bir ismi İngiltere tabii bizden çıktı. Bu bizim oğlumuz çocuğumuz diyebileceği bir yere gömmeleri onlar açısından baktığımızda çok mantıklı. Newton gibi. Evet. Şu anda ee, yani baktığımızda o Westminster'ın evet, evet. orada gömülü olan bu iki isimin toplamı kadar bilim tarihinde etkili olmuş. Yani on isim sayılamaz yani. Onlar da onları oraya gömüyor. Kendilerini böyle kendi biz böyle bir ülkeyiz diye havasını atıyorlar. Evet hocam şimdi yakın zamanda başka bir konuya gireceğim. Hiç ilgisiz bir konuya gireceğim. Doğru. siz Çünkü e, dünya dışı. Canlılar var mıdır yok mudur onları da bir şekilde konuşuyorsunuz. Tabii ki. Yani şimdi siz nasıl görüyorsunuz dünya dışı varlıklar var mıdır bu Kur'an'a uygun mudur mesela? E, dünya dışı varlıkların olmasına oldukça yüksek ihtimal veriyorum Kur'an'a uygun olduğunu düşünüyorum Kur'an'da çok açık ifadeyle dünya dışında şu varlık var şöyledir burnu şöyledir çenesi şeklinde bir ifade yok fakat Kur'an'daki ifadelere baktığımızda şuna benzer şeyler var yerde gökte olanlar erbaste. diye Kur'an'da bahsediyor. Şimdi gök olan ifade genelde evrenin geri kalanı için e, kullanılan bir ifade, gökler ifadesi, e, semavat. E, ve orada Allah'ın yaydığı dabbelerden bahsediyor. Dabbeler de genelde hareket eden canlı anlamında bir ifade. Ayakları üzerinde, değil mi? Ayaklar evet. üzerinde olması şart değil. Yani bir mesela karın üzerinde sürünen de Kur'an'a göre dabbedir. Aslında bir bakteri bulunsa Kur'an açısından bir bakteri de bir dabbedir. Dabbedir. Yani hareket eden canlı evet. e, anlamında e, Dabbe. Şimdi tabii ki bu, burada e. tabii ki bu tartışma açısından e, önemli şeylerden biri dünyada bu e, dünya dışı canlıları araştıranlarda ne derece bilinçli oldukları. Yani iki tip önemli konu başlayabiliriz. Yani bir dünya dışında e, canlı var mı? İki bilinçli canlı var mı? Tabii ki daha çok heyecan yaratan ikincisi. Şimdi birincisini tabii daha çok ihtimal veriliyor. Yani mesela diyelim ki Mars'ın yüzeyinde şu anda mesela yeni orada bakma için gitti. Birçok kimse Mars'ın yüzeyinde işte bir bakteri çeşidine benzer bir şeyin, virüsellere benzer bir şeylerin bu olmasını bekleyebilir orada. O, evet. o, o, o düzeyde canlılığın olmasını bekler ama biz buradan Mars'ı tabii teleskopla gözlemlediğimizde orada böyle akıllı canlıların üretimi kültür ürünlerinden hani insanların şeyleri falan gibi görmedik teleskoplarla. O yüzden pek kimsenin böyle bir şey bekleyeceğini Mars'tan sanmıyorum. Ama başka yerlerde birçok insan bu iki tip canlılığı da bekliyor. Şimdi Kur'an'da hem yerde hem gökte dabbeler yaydı şeklinde olması yani yerin dışında da orada böyle bir atfın olması birçok kimseye ...oralarda var olabileceğini düşündürmüş. Yani İslam inancı açısından... Bir kere İslam inancı açısından yoktur demek için şöyle bir şey lazım. Kur'an'da olmadığını söyleyen ayet lazım. Yoktur'u iddia etmek için. Kur'an'da olmadığını söyleyen bir ayet yok. E diğer taraftan Kur'an'da baktığımızda insanların, mesela canlıların çoğundan üstün yaratıldığı geçiyor. Bu da şu demek, demek ki insandan üstün canlılar da var. Kur'an'ın atfına göre yani. Kur'an'da bahsedilmeyen yani birçok canlı çeşidin olmasa da hepimizin bir beklentisi. Hocam şimdi burada Siz... bir nokta koyup bir şey söyleyeceğim. Buna ilgili tabii söyleyeceğim. Elon çok. Musk bir şey yolladı hocam. Şimdi yönetmenimiz bir ekranı verebilirse. Adam. Efendim? Şak yani mi? tam buna uygun bir şey söyledi. Dedi ki, <laughs> evet. e, yani aslında diyor ki, dünya ya evrende diyor, e, akıllı yaratıklar vardır. Bunlardan örnek söyleyecek gerekirse, ben böyle anlatıyorum. E, piramitleri dedi... Ee, yani dünya dışı varlıklar yapmıştır diye söyledi. Bunu bir e, şeye verebilirsek ekrana. Hocam bakın bu gelen ekrandaki tweet'i. E Elon Musk'ın her söylediğini çok hatta, ciddi yok, alıyorlar. Yok şimdi ya. sizin dediğinizle oturdu şimdi. Yani eğer e, dünya dışı akıllı varlıklar olabilir dediniz. Çünkü şöyle diyor Kur'an. Ee, insanlardan daha akıllı varlıklar olabilir diyor. Değil mi? Öyle anladım söylediğinizden. Tabii tabii. İnsan, tamam. İnsanı canların çoğundan üstün yaptık. Bir de Kur'an'da tabii şunu da unutmayalım. Kur'an'da Kur melekler şeklinde varlıklar anlatılarak cin görünmeyen varlık anlamına geliyor. Cin melek tarzı ifadeye kullanır. Zaten insan dışı başka varlık vardırın Kur'an zihin zihinsel temelini atıyor. Tabii. Bir de bu zamillerin işte göndermeleri falan var. Göklerde de canlılar oluyor. Elin Musk'ın bu düşüncesine ne diyorsunuz hocam? Şimdi, Şimdi diyor ki hayır. piramitleri e işte dünya dışı varlıklar yapmıştır. E ciddi almıyorum. Ciddi almıyorum. Evet, Ramses'te buna şey... Ramses'te dahildir diyor. İkinci Ramses'te şey dahildir. ciddi almıyorum. Şimdi tabii iki konuyu birbirine karıştırmak istemezdim. Piramitlerden hareketle böyle bir iddia. Neyse. Evet. Bunu bir kenara yazalım. Şimdi dünya ile ilgili de zaten falanları da bir kenara bırakalım. Şimdi fakat insanlık tarihindeki evrim yazımlarında tam dediğiniz tekamül üzerinden gitti birçok kimse tarih yazımlarında. Yani her sonra bir sonraki medeniyetin daha öncekinden gelişmiş olması gerektiğiyle ilgili oldu. Bunun da tabii sebebi belli. Bu teorilerin ortaya konduğu dönem 19. yüzyıl civarı. 17. ile 20. yüzyıl arasına baktığınızda da çok hızlı medeniyetlerde bir ilerleme geliyor. Bilimsel devrim 17. yüzyıl, onun tetiklediği 18-19. yüzyılda sanayi devrimi var. Bunun içindeki çok büyük gelişimi bakan kimse sanki bütün insanlık tarihi de böyle olduğu, onun yaydığında... Arkeolojik bulgular bunu şimdi terslemeye başladı hocam. E, arkeolojik yani geçmiş daha büyük bir teknolojiye sahip olabilirdi mi konuşuluyor şu anda. E, kısmen olabiliyor evet. tabii, onu da görüyoruz. İşte piramitler böyle. Yani kısmen dedi bütün geçmiş medeniyetler daha üstünde sonra aşağıya doğru iniyor şeklinde bir şey yok ama... Yani siz bir yerde bir medeniyet buluyorsunuz. O medeniyetteki bir özellik mesela diyelim ki e, mimarlık... Evet. Mısırdaki mimarlık diğerlerinden üstün olabilir veya da bir tane e, öyle bir e, kavim bulabilirsiniz ki onun mesela milattan önce 2500 yıllarındaki yazısı MÖ sonraki 100-200 yıllarındaki bir medeniyetin yazısından daha gelişmiş olabilir. Yani bunun çok örneği var. Yani tarihte biz geçmişe doğru gittiğimizde her şey daha geri, ileriye doğru gidince her şey ileridir diye bir şey yok. Fakat böyle bir teori oluşmuştu biz aslında 19. yüzyılda. Böyle bir tarihe de evrimci bakış oluşmuştu. Tarihe bu şekildeki evrimci bakışınızda ne oluyor? Bir mimari seviyesi var ileride baktığınızda. Piramitlere bir baktığınızda ne görüyorsunuz? Piramitlerde o mimari seviyesi yok. O zaman bu sizin teorinizi yanlışlıyor. Yapacağınız şey aslında teorinizi baştan... ...yenileyip daha akıllı bir teori ortaya atmak. Bir genellemeye teorinizin... ...müsait olmadığı gibi bence daha mantıklı... ...bir yere gitmekti. Ama daha mantıksızı... ...Elon Musk'ın yaptığını yapmak. Nedir? İşte piramitleri... ...uzaylılar inşa etti şeklinde bir yere gitmek. Yani bu yüzden, biraz popüler kültürü kullanıyor tabii, olabilir. Ama, yani çünkü evet, Eric yalnızca... Vardı. ...yalnızca daha, 30 bin... ...tweet almış hocam. Yalnızca o... Hep, ...yapmış olduğu... Hala danikenciler paylaştı. duruyorlar evet. herhalde. <laughs> Biz gençliğimizde çok daniken vardı... ...ortada da... Ee, şöyle bir şey var. Yani hocam Tanikeni Atıf'ta bulundunuz. Ne demek istiyorsunuz onu? Eric von tamam, diye biri vardı. Benim, ben onu, çünkü röportaj yaptım kendisiyle. Işte onun kitapları da vardır. onun kitapları Hans çok meşhurdur. Türkiye'de Türkiye'de eee Türkiye'de, Türkiye'de, arabaları. Türkiye'de bu tip fikirler işte Erik Von Däniken'in kitaplarıyla çok yaygınlık kazanmıştı. Da o da diyorum, Elon Elin mı acaba Däniken evet, okudu, tamam. okudu diye. Ve Neyse de şöyle de diyebiliriz hocam. Elon Mask acaba bir şey mi biliyor? Benim yani, penceremden böyle bakıyorum. Yok tabii. ben hiç ciddiye almıyorum tamam. Hanım. Şöyle diyebilirim. Şimdi geçmiş kültürlerde birçok şey biraz evvel, biraz kısmen değildik. Aslında sözlü kültürle birçok şey yayılıyordu. Günümüzdeki patenti koruma gibi. Evet. Patent enstitüleri diyor ki insanlar kulaktan kulağa bilgiyi veriyorlar, ediyorlar. Diğer mimaride de birçok şeyde de bu bilgi veriyorlar. Fakat sonra diyelim ki bir pandemi oldu mesela veyahut da bir savaş oldu. O bilgiyi bilenlerin hepsi birden paldır küldür gidince diyelim bir veba salgınında yani geçmiş tarihte çok var benzerleri. İşte o bilgi komple yok olabiliyordu. Mesela biz hayali bir senaryo alalım. Yani piramidi inşa edecek mimari teknolojiyi bilenler bu şekilde bir pandemiyle gittiğini işte bitti ortadan kalktı bilgisi. bilgisi yani günümüzdeki gibi geçmişte şunun olmadığını görebiliyoruz. Yani internet gibi bilgiyi yayan araçlar ve de mesela günümüzdeki dergicilik gibi bir akademik dergicilik tarzında bir şey yok. Bu da bilginin kulaktan kulağa usta çırak ilişkisiyle ki dünyanın birçok yerinde birçok bilgi hala böyledir. İlerlediğini görüyoruz. Bu tarz bilginin de dediğin gibi bir doğal afetler veya büyük toplumsal dönüşümlerde yok olması mümkün. Büyük ihtimal piramitlerin bilgisine de sahip mimarlar vardı. Ve mumyalamanın mesela o dönemdeki yani birçok toplum yani milattan sonra 100. 200. 300. yıla gelsek bile birçok toplumun ona benzer bir mumyalamayı bilmiyorlardı büyük ihtimal. Şimdi mumyalamayı onlar o kadar iyi biliyor. Belli bir şekilde bir anatomi bilgisi de gerekiyor. Dilen bu piramitlerden ki yani Mikinos'u burada örnek verelim. Yani onun yapısına baktığınız zaman aslında keşke getirseydim. O aynı zamanda gül Haç teşkilatının haçı şeklindedir açıldığı zaman. Yani çünkü normalde biz dört köşeli bir e, piramite baktığımızda dört tane köşesi olan bir piramit olarak görürüz. Aslında piramitin her bir tarafı içeri doğru beş derece eğimlidir. Hı -hı. Bu orada da, da matematik bilgisi yüksek kimselerin piramitleri yaptığı bence zaten çok açık gözüküyor. Yani ben e, orada bir ciddi bir akıl var, mimari akıl var piramitlerde. Ve sadece saklambaç oynayan uzaylılara oradan gitmeye e, şey, şeyim var. Ha, yani tabii bunu bir de şöyle bakalım bugün baktığımız zaman dökülmüş bir yani üstü soyulmuş bir şekilde... E, ...medeniyetler daha sonra var olan herhangi bir medeniyet oradaki... ...işte e, taşları üzerindeki taşları bir şekilde almışlar. Ama şöyle baktığımız zaman üç piramit de ayrı renkte. Yani büyük piramit... E, ...beyazdır. Ortancı piramit diye diyorum, Kefren'den bahsediyoruz. O rengine baktığımız zaman siyahtır. Küçük piramit ise biraz önce bahsettiğimiz e, işte köşesi içeri doğru olup... ...ve Gülhaç Teşkilatı'nın ondan aldı. Ona bastırdığınız zaman yukarıdan Gülhaç Teşkilatı'nın sembolü çıkar hocam. Yani keşke yetişseydiniz. Gülhaç diyorsun. Teşkilatı oradan aldı diyorsunuz. Yani şöyledir. Kabaca çiziyorum hemen. Yok Gülhaç Teşkilatı oradan aldı. Tabii diyeyim, çünkü bunlar hemen hemen hocam şeydir. Yani e, teşkilatların en önemli yapılarından bir tanesi de... Hocam böyledir. Şöyle çizdim ama kabaca gördünüz mü? Bir dahaki sefer getireceğim. Şimdi tabii ben bu tip teşkilatlar hakkındaki işin doğrusu çok ciddi bir araştırmam yok. Ama masonlukta falan da gördüğümüz şekilde nedir masonluk aslında birçok sembolü eski ayetten almıştır. Tabii tabii. Eski ayetten almıştır. Fakat tabii bizim. Ama Türkiye'de... ne tarafını almıştır tabii? Hı? Ne tarafını almıştır? Mesela işte Jack'in sütunu değindi, evet. adını Jack'in koydu, Boğaz sütunu koydu, tabii. adı Boğaz koydu. Bu eski ait anlattı mı? de mesela şeyle ilgili. Siz bir e, bakarsanız e, o... E, Süleyman Tapınağı heh. aslında e, girişindeki iki sütun da dahil olmak üzere e, eski ahitte anlatılan hikayenin tam başı... Tabii ama bizim değişiklik. Türkiye'de mesela yanılan birçok kimse neler dediler şimdi bunun üzerine? Nasıl bazen yanılgı yapılışı... Hocam yapılıyor. bir şey söyleyeyim mi? Yani bir sohbete. Yan doyum olmuyor ama program bitti. O zaman bunu bir an, bunu bir anlatayım <laughs> Hadi anlatın bitirelim. Şimdi Türkiye'de birçok kimse ne dedi arkadaşlar? ya masonluk yahudilikten alınmış. Ya kardeşim şimdi ya yahudilikten alındı alınmadı ben bilmem ama söylediğin delille buraya varamazsın. Bak aha eski aitten geçiyor işte diyor. Bak eski Yahudi Tevrat'ta geçen sembolü evet. almış demek ki Yahudilik. Ya kardeşim senin tamam. eski ait dediğin şeyi İki bir var. Yahudi Eklidiler varsa var. Evet. E, bilmem kaç tane Hristiyan var onu kabul eden şu basit bilgiyi bilmemekten için kaynaklarını bulduk. Masonik, masonizmle bir onu Yahudizmin bir... hiçbir ilgisi yok. Ha ben onu iddia etmiyorum. Lazım. Türkiye'deki evet. belli yapılmış iddia ediyorum. Ya kardeşim Hristiyanların da kutsal kitabı eski ait. Yani evet. Hristiyanların kutsal kitabı eski ayeti olduğu gibi basit bir bilgiyi bilmemekten dolayı bu iddia yapılıyor. Sanıyor ki sadece Yahudiler okuyor onu. Ya Hristiyanların da kutsal kitabı bu. Ve yeni ayet sembol çıkarmıyor kadar müsait bir kitap değil eski ayet kadar. Eski ayette bu tip anlatımlar sembol yapmaya bu tarz çizimler yapmaya çok daha müsait ifadeler var. E pekala bir istiyan da yapmış olabilir. Yani söylediğiniz delilden oraya gidilmez. Ne demek istediğim ben bu örgütlerle ilgili iddialı bir şeyim yok ama geçmiş Türkiye'de yani bunlarla ilgili çok atmasyon rastladım. Sadece onu söyleyebilirim bu demin dediğim husus gibi. Hocam bir gün bunları konuşalım. Yani ben o örgütlerle ilgili iddialı yok, bir bilgim yok ama değilse, kaldığımız yer değis kal falan konuşalım. <laughs> Onlar devam edebiliriz. Yani eee Scientoloji, konuşamadık. Scientology, New mi konuşamadık tabii, tabii tabii. Yani konuşacak çok konu var. Konu böyle kayıt dışı aktığı gibi tabii. gidiyor hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. zekli Zevkli bir programdı. Sevgili dostlar bir kayıt dışının daha sonuna geldik. Evet e, diyor ki Göte inanç yaşamın gücüdür diyor sevgili dostlar. E, bir felsefeci varken oradan da bir örnek verelim dedik. Tabii. Efendim bir dahaki hafta görüşmek üzere. Hayırlı günler bir dahaki haftayı e, böyle iple çeken arkadaşlar var yazmışlar. Hepinize çok önemli konu ve konuklarla yine karşınızda olacağız. Şimdi hocam tekrar teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Görüşmek ederim. üzere sevgili dostlar. Yandığımda ne çok belli oluyor şeyden.